kaçırmış arkadaşlarımızın kaydı dinleyebilmeleri için istemeyenler görüntülerini kapatabilirler. Evet, bu haftaki amatörce sohbetlere de başladık. Şimdi konuğumuz Erol Şanlıbeyler, Tango Alfa 2, Lima Uniform Eko'yu tekrar tanımaya devam ediyoruz. Orada birini gördüm. Kaan'cığım hoş geldin. Seni burada görmek keyifli. Senin yayınları da izliyorum ben. Dur, sana geleceğim. Sana ayrıyeten geleceğim. Erol Bey devam. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, Erol Bey, mic sizde. Erol Bey düştü mü? Evet, Erol Bey düştü. Ama ben hemen araya. Kaan'cığım nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Valla ne olsun. Yaklaşık 3 senedir böyle çılgın bir şey yapıyoruz. Amatörce sohbetler ismi altında. Hem Röle'de hem Simplex'te hem burada. Çok da talep geldi. Talep gelince daha fazla kişiye ulaşmak için senin de yaptığın gibi hadi dedik biz internete koşalım. Bazı amatörler ama kızıyor. Ya diyor bunun neresi amatörlük diyor internetten böyle bir şey yapınca. Aslında biz burada amatörlük yapmıyoruz. Amatörlük deneyimlerini paylaşıyoruz deyip çok ilginç konular geride bıraktık. Oraya girersen Volkan, oraya girersen dernekte niye bir araya geliyoruz? Birbirimize bilgi aktarmak için pandemi vesilesi oldu. Ben daha dernekler kalabalıklaştı diyorum. Bir sürü Zoom kanalında bir sürü dernek toplantıları yapılıyor aslında. Ne daha güzel. Çok bilgi paylaşılıyor eskisine göre. Daha kolay erişiyoruz bilgiye bu sayede. Valla işte bazı ileri yaşta olgun dostlarımız, ne bilmiyorum, bana bir iki kere Röle'de şey dedi. Ya bu nasıl dedi, bunun neresi amatörlük? Aslında biz burada amatörlük yapmıyoruz. Amatörlüğü çekiştiriyoruz diyeyim. Adı üstünde amatörce sohbet ediyoruz. Sürçülisan eylersek affola. Aslında Kaan da çok güzel şeyler yapıyor. Tam bir YouTuber. Orada hiç böyle sıkılmadan, usanmadan amatörlük şudur, bu böyledir, cihazlar böyledir. Çok da güzel programları var. Kaan'cığım bir kendini tanıt. Önümüzdeki programlarda seninle birlikte bir yapalım. Erol sanırım daha gelmedi. Barış'cığım. Geldi Erol. Erol Bey de burada şu an. Tamam. Erol Bey siz de o zaman Mike. Bugün çok heyecanlı. Bayağı bir şey olacak. Olur ya böyle talk showcuları böyle davet ettiğinde daha bir ortalık karışır. Evet, bugünkü yayın zaten 44'e çıktı. Bakalım kaçla devam edecek. Normalde 35'in altına hiç düşmüyor. Erol Bey, mic sizde, devam. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Öncelikle ufak bir kopma yaşadım ama tekrar geldim. Buradayım, merak etmeyin, geri gitmiyorum. Tekrar kendimi bir tanıtayım. Tango Alfa 2 Lima Uniform Eko. İsmim Erol Şanlı. Antrak'ta yönetim kurulu üyesiyim ben. Biraz önceki yine konunun başına dönerek devam edersek, gençlere neler yapabiliyoruz yolunda hakikaten Antrak'ta değişik arayışlar içindeyiz. Yıllardan bu yana gelen izlilikle ilgili kökenim de olduğundan dolayı Jota Joti maceramız var. Farklı izci kulüpleriyle yapılmış. Hatta bu sene de bir terslik olmaz ise Kasım ayında bir Jota Joti gelecek. Orada da bir deneme izci grubuyla yapmayı planlıyoruz. Onlarla bir birliktelikle birlikte bir Jota Joti'ye katılacağız yine. Bu gerçekten gençlerin fitilini ateşleyen bir şey diye düşünüyorum ben. Hem izcilikle birlikte bütünleşen bir telsizcilik, amatör telsiz sevdası. Ben bunu bir sevda olarak adlandırıyorum, nitelendiriyorum kendi adıma da. Burada hem onlara telsizi ne olduğunu, bir tel ortamı olmadan iletişim sağlamanın nasıl bir heyecan olduğunu aşılamak, onların da bu heyecana katkı sağlaması bizi çok heyecanlandırıyor dernek olarak da hakikaten. Gençlikle birlikte başlayan bir heyecan, bir serüven, bir ateş oluyor onların içinde. Buradan da zaten zaman içinde ciddi amatörler çıkabiliyor ki yine dediğiniz gibi Bora Kasapoğlu burada en iyi örneklerdendir kendisi. Onun dışında yine bizim Ankara'da bazı lider arkadaşlarımız var. Amatör oldular onlardan. Gitgide büyüyen bir kartopu etkisi olarak görüyorum ben bunu. Ve çok da ümitliyim. Yeni genç neslin burada daha heyecanla ve hevesle
bu işin içine gireceklerine inancım gerçekten tam açıkçası. İnşallah yayarız. Aslında şöyle bir şey ben istiyorum. Burada da kısa böyle şimdi şey diyeceksiniz. Allah, Ekim'in sonuna kadar biz bu adamdan bunu mu duyacaksınız? Evet, reklam yapmak zorundayım. Ekim ayının son iki günü 30-31'i Sequoia ayımız var. Uluslararası meşhur telsiz şeyimiz, yarışmamız. Rüha Beylerin ve Barış Beylerin sağ olsun katkılarıyla Mars on Earth projesi içerisinde katılan okullardan Yalova Tokmak Köyü, Tokmak İlk Öğretim Okulu. Geçen hafta pazar günde site survey'e gittim. Ağaçlar maaşlar çok güzel bize bir yer hazırlamışlar. Badana boya yapmışlar. Ve orada genç arkadaşlarla yarışmaya katılacağız. Şimdi herkese diyorum ki sizler de bulunduğunuz yerlerdeki okulların müdürlerine gidin ve orada da katılın. Yani herkes bir yerden katılırsa bir anda havada inanılmaz Türk istasyonları ve genç çocuklar olur, öğrenir. Şimdi oradan yola çıkarak, bu arada kapımız açık, Yalova'dayız, Tokmak Köyü'ndeyiz. Topçular vapuruna biner binmez indiğiniz anda sol tarafa 7 dakika. Geçen hafta gittiğim için net biliyorum. Hemen okula geliyorsunuz. Çok ferah. Ben bütün köyü gezdim. Mangal için et nereden alınır? Efendim söyleyeyim, bakkalı nerededir? Hepsini öğrendim. Mangalımız da var. İki gün boyunca oradayız. Şimdi şey yapıyoruz. Hemen devam ediyoruz. Bunu niye söyledim? Sevgili Erol, eğer bana nota ile ilgili Kasım ayında İstanbul'da bir okul bulursanız seve seve ben yine istasyonu alırım. Çocuklarla bir orada bir şeyler yaparım. En son dernek adına eski o military telsizi alıp eskiden şey vardı, valide bağ vardı. Orada çocuklarla katılmıştık. Yağmur da yağmıştı. Üstlerimize tente koymuştuk. Sizleri de bölgelerinizde genç izci arkadaşlarla rota çalışmalarına davet ediyorum. Organizasyonu yapan ve yöneten başkanımız Erol Bey bizleri yönetecek. Böyle de üzerinize iş bıraktım. Teşekkür ederim Volkan Bey. Çok sağ olun. Güzel bir ihale oldu bir anda. Bana siz organize edin. Bir de şunu söylemek istiyorum. Aslında Secu Contest, TA Contest diye bir WhatsApp grubu var. Onu da burada duyurmak istiyorum. Sağ olsunlar Samim Beyler ve Samim Beylerle birlikte ismini hatırlayamadım. Çok özür diliyorum. Bir abimiz daha bu grubu kurdular ve grupta hiçbir şekilde doğum günü kutlamaları yapılmıyor. Sadece TA Contest olayları konuşuluyor. Sadece ama Contest konuşuluyor. Bu vesileyle hem o gruba katılmak isteyenler de bana yazarsa ben muhakkak abilerime iletirim, eklerler. Bunu da niye söylüyorum? Cidden kontestlere katılmak, Türkiye'yi duyurmak, bunlar inanılmaz önemli şeyler. Bu arada mail grubumuz 181 kişi oldu. Oraya da yazılmak isteyenler olursa, bana aşağıda yazarlarsa, şimdi gevezeliğim devam ediyor. Birazdan ben o notlara da bakıp ekleyeceğim. Diyamara geçmeden evvel sizden rica ediyorum, her bir kolu biri tutup götürse olay daha değişik bir yerlere gelir. TA Contest grubunda bugün Volkan şey yazalım. Telsizinin mic'ı basılı kalmış. Röleden de çıkıyorsun bilgine. Röle mi? Röle olamaz. Simplex'ten çıkıyorum. İyi, peki. Şu an bitti herhalde. Vox'ta kalmış olabilir. Gördüm. Dur, orayı ben off edeyim. Otomatik voice control açıkta. Şöyle bir konu var. TA Contest grupta özel çağrı işaretleriyle ilgili bugün mesela soru soruldu. Ki ben orada herkesin bunları çoktan biliyor diye biliyordum. Geçen hafta bir günde bu önümüzdeki ay yapılacak olan TA Contest için Yalova'daki Mars on Earth'e katılacak Tokmak Köyü'ndeki ilkokul için Tango Charlie 2 Mike Alfa Romeo Sierra Mars TC2 Mars'ı istedik özellikle. Tabii yarışma için uygun bir şey değil ama olsun, biliyoruz biz onları. Ve bir gün içerisinde geri döndüler, düzeltme yaptılar. 2 aylık veriliyormuş özel çağrı işaretleri. Bunu niye söylüyorum? Eğer Jota için Erol Bey bize görevler verir, bölgeler verir ise bana yazabilirsiniz, yine mail grubunda varsanız. Ben hemen Erol Bey'le zaten koordine olacağım.
sizin için başvurularınızı bizzat yaparım. Zaten özel çağrı işareti için burada da kısa bir bilgi vermiş olayım. Biraz program değişiyor bugün ama DMR konuşacaktık. Gökçe'cim gördüm orada iki tane muhteşem adam oturuyor. Dur siz. Bugün herkes İzmirli. Bu arada ben de 35.5'um. Onu da buradan söyleyeyim. Bugün bütün İzmirliler burada. Bugün çok keyifli. Efendim şöyle bir şey. Kıyı Emniyeti'ne şu tarihler arası iki ayı geçmemek suretiyle böyle bir organizasyonda özel çağrı işareti kullanılmayan bir çağrı işareti. İşte Tango Charlie bla bla istediğiniz şeyi söylüyorsunuz. Ve operatör yazdırıyorsunuz, sorumlu operatör. O tarihler arasında size yetki veriyorlar. Çok ilginç, bunu daha sonra tartışalım. Alta özellikle bir ibare yazmışlar. Şu tarih içerisinde TC2 Mars'ı size veriyoruz. Fakat röle kurma izniniz yoktur diye. Özellikle bunu niyetlenmiş mi, biri gitmiş röle mi kurmuş izin alıp? Onu da anlamadım. Onu başka bir programda konuşuruz. Gün 50'ye doğru gidiyoruz. Bu vesileyle hemen toparlıyorum. JOTA ile ilgili bulundukları bölgelerdeki izci kamplarında cihaz telsizlerini, antenlerini götürüp çalışma yapacak olan kişiler bana yazsınlar. Ben de Erol Beylerle paylaşayım. Bir organize olalım. Kasım ayının hangi tarihindeyse onları da sizlere maillerle bildirelim. Güzel de bir çalışma yapmış olalım. Sayın Gökçe Bey, buyurun el kaldırmışsınız, sizi alalım. Nasılsınız? Sesim geçiyordur umarım. Bomba sorun gibi. Yok. Tamam, sağ olun. Teşekkür ederim. Şu anda size misafir olmaktan çok memnunuz. Sizleri görmekten çok memnun olduk. İyi ki de bizi dün aradınız. Biz bugün çok yorgunuz. Malum belki görmüşsünüzdür. Biliyorum, sosyal. Bilmez miyim? Takip ediyorum. Çok da heyecanlıyız. Çok güzel gelişmeler de oldu. Hemen şimdi paylaşın. işte çok uzun yıllardır ilçe belediyelerle çok anlaşmamız olmuştu ama böyle bir büyükşehir belediyesiyle oturup doğru dürüst bir protokole imza atamamıştık. 3 yıldır da koşturuyoruz. Tabii bizim rüştümüzü ispat etmemiz biraz zor oluyor. Yani malum herkesin derdi. Önümüzde bir sürü bürokratik engeller çıkmıştı. Bugün artık kendi rüştümüzü ispat ettik. İmzamızı attık ve çok güzel şeyler oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de birçok değerine örnek olur ve iyi şeyler, kazanımlar olur. Biz bugün aslında daha uzun süreli sizinle beraber olmak ve bir takım bilgilerimizi biz de aktarmak istiyoruz ama bundan sonraki yayınlarda olur inşallah. Lütfen. Ali Rıza abi de bugün daha akşam ancak biz yan yana gelip bu konuyu aktarabildik. O da ya hemen girelim, biz de girelim, 5 dakika hemen bir şey yapalım, görünelim falan filan dedi. Hatta biraz hiç önceki konuşmalar... Ben aslında sizden cevap gelmeyince... Ay Allah dedim yok, ya. Yok. Niye dönmediler? Yok. Bugün işi bizi mahvetti. Yani bu protokol yok. Dün geceden başladık. Cihazlar hazırlandı. Oldu bu oldu falan filan. Gördüm. Belediye evet. Başkanı falan da oradaydı. Ben bütün resimleri takip ediyorum. Sağ olsun. Çok keyifli şeyler yapıyorsunuz. Daha evet. Güzel şeyler yapılacağından eminim. Giriştiğiniz İnşallah, bir bakalım. Konularda ve birbirinizi kırmamak adına verdiğiniz savaşı da çok güzel görüyorum. Bir ayrılığından dolayı. Aslında inanın böyle ben olması gerekirdi. Çünkü demokrasi bu yani demokrasi. Şimdi şöyle, aslında ben bir ara şunu söylüyordum. 2813 numaralı telsiz kanunun herhalde gizli bir bölümünde şöyle bir şey var. Amatör amatöre laf söyler, amatör amatörü kızdırır. Şimdi siz bunları değiştirdiniz. Yani gönül almak için daha çok çaba sarf ediyorsunuz. Evet. Ben bunları da görüyorum. Çok da keyif alıyorum. Bugün daha fazla size o zaman tutmayalım. Çok güzel girişim. Ali Rıza abim sadece konuştuğunuz konuyla ilgili bir iki ekleme yapacak. Lütfen. Lütfen. Ondan sonra da tüm arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum ben kendi adıma. Sizleri görmek çok güzel. Burada sizinle beraber olmak da çok güzel. İnşallah bundan sonraki haftalarda daha çok beraber oluruz. İnşallah. Ali Rıza Bey buyurun. Herkese iyi akşamlar. Bu saatte izleyenlere bu imkanı verdiğiniz için de sizlere çok teşekkür ederim Volkan Hocam. O enerjiniz bizi var ya bitiyor. Maşallah diyorum ben. Ben her çok... projenizde varım merak etmeyin. Hepinize, herkese çok selamlar. Şimdi JOTA JOTI'den bahsettiniz. Evet. Biz bu konuda biraz şanslıyız. Bizim dernek yerleşkemizde biz izciler gelip bizde kalıyorlar. Kamp evet. Yapıyorlar. Ve bu kampı kalmalı olarak yapıyoruz biz. Ne yapıyoruz bu sırada? Çocuklara telsiz kullanmayı gösteriyoruz.
Jota Joti yapıyoruz. Onun haricindeki çalışmaları yapıyoruz. Amatörlüğü öğretiyoruz ve bu sayede kazandığımız Tıraç İzmir olarak o kadar çok genç amatör var ki İzmir'de. Ve sınava girdiler. Çok güzel puanlar aldılar. Çok mutluyuz. Gerçekten gençliğe el atmak çok önemli. Bu konuda biz de işte izci kulüpleriyle görüşmeler yapıyoruz. İzinleri alıyoruz. Bu sene de gene aynı şekilde burada bir kamp yapacağız. Sağ olsun belediyeler de İAŞ'e desteği veriyor bize. Güzel bir kamp ateşi yakacağız. Gene bir izci kulübüyle çalışma yapacağız. Ben onun haricinde bir ilave yapmak istiyorum size. Lütfen. Kasım Joti Joti'den sonra Aralık'ta da Yota var. Gençler için. Tamam. Young on the Air diye, Gençler Havada diye bir etkinlik yapılıyor. Biz gene Tıraç olarak bununla ilgili biz Almanya fuar ziyaretlerimizde oradaki yetkililerle de konuştuk. Bununla ilgili görüşmeler de yaptık. Birkaç Türkiye'den de TC3 Yota diye çalışmalar yaptık. Genç arkadaşlarla, 26 yaşın altındakilerle çalışmalar yaptık. Güzel sonuçlar alındı bununla ilgili. Sadece Tıraç üyesi şubelerde yapabiliyor tabii bunu. Bu sene de gene Aralık ayında inşallah bu Yota için hazırlıklarımız yapılıyor. 26 yaşın altındaki gençleri havaya çıkartıyoruz. Kasım'da Jota Joti, Aralık'ta da Yota. Yani aslında her zaman havada olması bizim için çok önemli. Bayrağı onlara teslim etmek istiyoruz biz de aslında. Siz de burada güzel paylaşımlar yapıyorsunuz. Bu konuda istekli arkadaşlar, ben bir ilave daha yapmak istiyorum. Özel çağrı işareti alırken konuşacağınız, uygulayacağınız günden en az 10 gün öncesinde başvuru yapmanız gerekiyor. Şimdi cumartesi, pazar etkinlik yapacak oluyor arkadaş. Cuma'dan şey atıyor, mail atıyor. Bu gibi şeylere de BTK karşı çıkıyor. O yüzden en az 10 gün öncesinden özel izin alınması talebi gerekiyor BTK'dan. Bugünlerde çok hızlılar, hemen dönüş yapıyorlar. Biz hem yarışma takımları olsun hem de özel etkinlikler olsun sürekli özel gün işaretini çok kullanıyoruz. Çok da alıyoruz. Bir sürü özel işaretimiz de var. Dediğiniz gibi o TC3'le ile ilgili de bazıları role kurduklarından dolayı da öyle bir imkan yazıyorlar. Bir ara da işte BTK'nın maddesiyle işte 5 vatı el telsizi geçemez, özel işaretle şunlar ve yaptığınız lokun örneğini istiyorlar. QSL kartıyla yaptığınız loku istiyor. Emniyeti sizden. Onları da elektronik ortamda gönderiyoruz. Evet. Ben onları söylemeyi unuttum. Söylemiş. Evet. Logları bize gönderin demiş. Röle evet. Kurmayın demiş. Bir de evet. 10 gün 15 gün öncesini ben atladım. Özür dilerim. Daha ilk defa çünkü alıyorum. Ben de heyecanlıyım. Evet. İlk onu da organizatörüm. Için saçları beyazlamış tecrübeli eski bir amatör olarak da ben de fikirleri paylaşmak istedim sizinle. Dinleyen arkadaşlar da varsa. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Lütfen organizasyonun en azından hemen dedik biz bir katılalım çünkü bizim tam dernek toplantısı her çarşamba. Bugün de dernekteyiz arkadaşlarla, hem kutluyoruz günün işte kritiğini yapıyoruz. Maşallah. Şimdi bütün arkadaşlara selam söyleyelim buradan da. Sizi de çok fazla bölmeyelim. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Valla bize bildirirseniz bir ay öncesinden biz her şeyi duyururuz burada. Dediğim gibi şu an 183 oldu, daha da yukarıya doğru gidiyor liste. En azından herkese bir şeyler yolluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şimdilik iyi akşamlar. Arkadaşlara selamlar. Dinleyen herkese iyi akşamlar diliyoruz. İzmir'den Tango Alfa 3 Eko. Tango Alfa 3 Tango X-Ray. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Kaan'cığım sana sonra yeniden vereceğim ama bugün program bayağı gidiyor. Sayılar da böyle 50'lere gelince. Sanıyorum ki Arman Bey aramıza bağlandı. Arman Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum ben de. Ekranda gördüğüm ve de göremediğim tüm arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum. Volkan, bugün Tıraç'ı doğuşundan günümüze gelen serüvenini şöyle bir geçelim istersen. Hay hay, lütfen. Onu hazırladım. O zaman müsaadenle ben başlayabilirim. Okey, mikrofon bende. Buyurun. Evet arkadaşlar, Tıraç'ın doğuşu ve günümüze kadar geliş serüveni başlık Tıraç hakkında. 1962 yılında diş tabibi Doktor Bedi Ezgi ve arkadaşları tarafından kurulan Tıraç, 1950 yılında Ordinalis Profesör Doktor Bedri Karafakioğlu ve beraberindeki İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim kadrosu tarafından kurulan fakat fiili amatör radyoculuğa izin verilmemesi nedeniyle sadece bir yıl faaliyette bulunduktan sonra kapatılan Türkiye Radyo Amatörleri Derneği TRAD'ın ardından
Türkiye'de kurulan ikinci amatör radyo derneğidir. TRAÇ kurulduğu dönemde yürürlükte olan 3222 sayılı yasa gereği olarak tesis haberleşmesi için şart koşulan hizmetlerin verilememesi nedeniyle 1983 yılındaki yasa değişikliğine dek kurumsal olarak amatör tesiscilik yani radyo amatörlüğü faaliyetinde bulunamamıştır. Ancak bazı üyeleri fiili çalışmalar yapmışlardır. TRAÇ 1965 yılında Uluslararası Amatör Tesisciler Birliği İARU'ya ilk kez üye olmuştur. TRAÇ bu dönemde iki konuya odaklanmıştır. Yasa değişikliği için bir yandan Elektrik Mühendisleri Odası ve Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte çaba sarf etmiş, öte yandan da ülkemizin ilk elektronik dergisi sıfatını taşıyan TRAÇ mecmuasını gönüllü bir kadroyla yayımlarken yoğun eğitim çalışmalarında bulunmuştur. Bu eğitim ve yayın çalışmaları sayesinde ülkemiz toplumu elektronik ve haberleşme ile tanışmış, birçok kişi kendisini bu sahada yetiştirmiş, bu kişilerden bazıları da bu konularda akademik kariyer yapmışlardır. Profesör Doktor Eşref Adalı, Profesör Doktor Avdi Mörgül, Profesör Doktor Oruç Bilgiç gibi. TRAÇ Mecmuası Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye edilen yayınlar listesinde yer aldığından çok sayıda gencin mesleki yaşamına esin kaynağı olmuş ve katkıda bulunmuştur. Ülkemizin geçirdiği bazı sorunlu dönemler derginin 1964 yılında başlayan yayın hayatına 1986 yılında son vermesini kaçınılmaz kılmıştır. 70'li yılların sonlarına doğru ülkemizin geçirdiği bazı sorunlu dönemler derneğe ve faaliyetlerine olan yaygın ilgiyi de azaltmış, Anadolu'daki faaliyetlerin giderek azaldığı, faaliyetlerin İstanbul'daki bir çekirdek kadro odaklı şekilde yürütüldüğü bir döneme girilmiştir. 1983 yılında Milli Güvenlik Konseyi tarafından gerçekleştirilen yasa değişikliğinde amatör radyoculuğun, amatör tesisciliğin ayrı bir maddede ismen zikredilmesi neticesinde fiili amatör tesisciliğin önü tümüyle açılmıştır. Yasa değişikliğindeki bu dikkat çekici atfın gerekçesi, amatör tesisciliğin afetlerdeki önemli rolü olarak zabıtlara geçmiştir. Başka bir deyişle yasama organı bu etkinin önünü ağırlıklı olarak toplum hizmetine yönelik beklentileri sonucunda açmıştır. Yıllardır özlemi çekilen faaliyetlerin böyle bir gerekçeyle önünün açılması TRAÇ camiası tarafından bir anlamda mükellefiyet olarak algılanmış, 1985 yılındaki sınavlarda belge alan ilk kadrodan başlamak üzere amatör tesisciliğin geleneksel toplum hizmeti boyutuna TRAÇ camiası tarafından özel bir önem verilmiştir. Örgütlenmeye paralel olarak toplumsal hizmete yönelik ilk adımlar atılmış, sivil savunmaya ilk işbirliği önerisi 1986 yılında yapılmış ancak bu girişimden sonuç alınamamıştır. 1990 yılında acil durumlara hazırlık konusunun kamu yönetiminin gündemine yoğun şekilde girmesi sonucunda işbirliği önerisinin tekrarı babında uygun bir ortam oluşmuş, tekrarlanan girişim bu kez sonuç vermiştir. Toplum hizmeti süreci 1990 yılı Haziran ayında yapılan bir sivil savunma tatbikatına katılımla başlamış, aynı yıl ülkenin değişik yerlerindeki tatbikatlarla, katılımlarla gelişmiş. Bu tatbikat dizisinin sonunda sivil savunmadan olası gerçek bir acil durumda işbirliği talebinin gelmesiyle yeni bir aşamaya girilmiştir. 1991 yılının başında gerçekleşen 1. Körfez Savaşı'nda sivil savunmaya ikaz alarm haberleşmesi konusunda sağlanan saha desteği TRAÇ tarafından verilen ilk gerçek olay hizmeti olup cemiyetin bakanlar kurulunca kamu yararına çalışan dernekler statüsüne layık görülmesi sonucunu doğurmuştur. Arkadaşlar bu bölümü tekrar alıyorum. 1991 yılında
yılının başında gerçekleşen 1. Körfez Savaşı'nda sivil savunmaya ikaz alarm haberleşmesi konusunda sağlanan saha desteği, TıRaş tarafından verilen ilk gerçek olay hizmeti olup, cemiyetin bakanlar kurulunca kamu yararına çalışan dernek statüsüne layık görülmesi sonucunu doğurmuştur. TıRaş ülkemizde afetler ve acil durumlar konusunda hizmet veren ilk gönüllü kuruluştur. Sivil savunma yasasının gönüllülerin katılımını öngören 11. maddesinin çalıştırılması konusunda bu şekilde bir öncülük yapmıştır. Ülkemiz ve yakın çevresinin depremsellik gerçeği ortalama her yıl bir gerçek olay hizmetinin verilmesini gerekli kılmış, deneyimler ve gözlemler ışığında hizmet sürekli şekilde geliştirilmiştir. 1991 Tiflis depremi, 1992 Erzincan depremi, 1995 Dinar depremi, 1998 Batı Karadeniz sel felaketi ile Adana Ceyhan depremi ve 1999 Körfez ile Düzce Kaynaşlı depremleri bu anlamda öne çıkan hizmet örnekleridir. Hizmetlerle ilgili referanslar ayrı bir bölümde yer almaktadır. 1998 yılında ise AKUT ile kurumsal işbirliği süreci başlatılmıştır. 1993 yılında sivil savunma ile imzalanan protokol, kamu ile kurumsal işbirliği tesisi konusundaki ilk adımdır. 2000 yılında Başbakanlık, Türk Kızılay'ı, bazı 112 ve itfaiye birimleriyle başlatılan protokole dayalı işbirliği süreci ikinci aşamasıdır. Sürecin ikinci aşamasıdır. Daha sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı ve Kandilli Rasathanesi ile kurumsal işbirliği dönemi aşamasına girilmiştir. Bu kurumsal işbirliği sürecinin bir yansıması, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından 2005 yılında başlatılan afet ve acil durum konulu tatbikatlarda tesis haberleşmesinin üstlenilmesi şeklinde tezahür etmiştir. Başbakanlık ve sivil savunma ile imzalanmış olan protokoller, 5902 sayılı yasanın yürürlük kazanmasından itibaren yasanın ilgili hükmü gereği AFAD'a kendiliğinden devrolmuştur. Bu süreçte ayrıca ülkemizde amatör tesisciliğin uygulama koşullarının iyileştirilmesine yönelik çabalar başarıyla sürdürülmüş. Bu iyileşmelerin elde edilmesi ise verilen toplum hizmetleri kuşku götürmeyecek bir şekilde rol almıştır. 1984 yılında yayımlanan ve çok kısıtlayıcı hükümler içeren ilk yönetmelik, her başarılı hizmet örneği sonrasında olumlu anlamda değişmiştir. Her olumlu değişiklik ise bir sonraki hizmetin etkinliğini artırmıştır. 2000 yılında yasanın belge alma konusundaki reşit olma koşulu, TıRaş'ın yoğun çabaları ve parlak hizmet sicili yardımıyla yasadan çıkarılmış, 2004 yılında TıRaş'ın yoğun çabaları sonucunda gerçekleşen yönetmelik değişikliğiyle etkinliğe katılım yaşı 13'e indirilerek genç nüfusun etkinliklere katılımının önü nihayet açılmıştır. 1983 yılında dernekler yasasında yapılan değişiklik nedeniyle yitirilen İYARU üyeliği 1995 yılında Bakanlar Kurulu izniyle tekrar kazanılmış, böylece TıRaş ulusal dernek statüsü kazanmıştır. Aynı yasa değişikliğiyle yitirilen Türkiye adı 2013 yılında İçişleri Bakanlığı izniyle tekrar kazanılmış, böylece ulusal dernek statüsüne uygun ve kuruluş döneminin simgesi olan ilk isme geri dönülmüştür. Uluslararası ilişkiler 2000, 2002 ve 2006 yıllarında ülkemizde Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU tarafından düzenlenen dünya konferanslarında sergilenen çalışmalarla geliştirilmiş, yurt dışından bazı İYARU etkinliklerine katkıda bulunulmuş, 2012 ve 2013 yılında ülkemizde Ulusal Düzenleyici Kurum BTK ve Evrensel Düzenleyici Kurum ITU tarafından müştereken tertiplenen uluslararası etkinliklere katkıda bulunarak bu kez BTK ile uzun vadeli bir işbirliği sürecine ilk adım atılmıştır. Yakın tarihte komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan'ın ulusal dernekleriyle bölgesel işbirliği konusunda mütabakat sağlanmış olup
Ülkemiz dernekler mevzuatının öngördüğü işlemlerin tamamlamasıyla bu işbirliği fiilen başlayacaktır. Amatör tesisciliğin sportif boyutu sayılan uluslararası yarışmalarda bazı dünya birincilikleri elde edilmiş ulusal bir yarışma düzenlenmiştir. Şubemiz bulunduğu yöreyi ve ülkemizin tanıtıcı haberleşme etkinlikleri de düzenlenmektedir. Tekrar ediyorum, ülkemiz bulundukları yöreyi ve ülkemizi tanıtıcı haberleşme etkinlikleri düzenlenmektedir. 1999 yılından beri haberleşme sektörünün ana aktörleriyle afetler hazırlık konusunda haberleşme hizmet grubu ekseninde işbirliği yapılmaktadır. Bu işbirliği bazı vilayetlerde ortak projelerin uygulanması aşamasına girmiştir. Son dönemde haberleşme yazılım temelli yöntemlerin kullanılmasına yönelik yoğun çalışmalar başlatılmıştır. Tıraş halen ülkemizde 54 şube ve 24 temsilcilik. Arkadaşlar, bu sayı tabii ki şu anda çok daha artmış durumdadır. Ben o günkü rakamları okuyorum metni bozmadan. Evet, tıraş halen ülkemizde bugün itibariyle 64 sanıyorum şube ve 36 temsilcilik ekseninde örgütlenmiş bulunmaktadır. Şubelerimizin tümü röle, bazıları eş şef kısa dalga istasyonu ve seyyar haberleşme aracına sahiptir. Bununla birlikte Kandil Rasathanesi ile imzalanmış işbirliği protokolü çerçevesinde öncelikle deprem hızatlarının internet ve telefondan bağımsız, otomatik ve kesintisiz olarak afet koşullarında bile ulaşabilecek şekilde dağıtımını amaçlayan ve amatör tesisciliğin özgün ürünü olan APRS yöntemiyle çalışan bir ağ kurulup çalıştırılmıştır. Halen 60'tan fazla vilayeti kapsayan, çevresindeki 8 ülkeye ulaşan ve sistematik şekilde gelişen bu ağdan gelecekte tsunami uyarıları da dağıtılacaktır. Gönüllü katılımla yapılan bu toplu hizmetinin sürdürülebilirliği ve bu hizmetlere elde edilmiş bulunan uzmanlığın geliştirilmesi, gönüllü katılımın gerçek gelişmesine koşuttur. Haberleşme ve elektroniğe meraklı olan araştırmacı ve paylaşımcı ruha sahip, ayrıca topluma hizmet vermeyi önemseyen her bilinçli kişinin camiamıza katılımı bu nedenle çok önemlidir. Bu niteliklere sahip herkesi aramızda görmekten büyük kıvanç duyarız. Arkadaşlar, genel merkezin web sayfasından kısmen kısaltarak aldığımız TRAC'ın kuruluşu ve günümüze kadar gelen ve devam eden serüvenini sizlerle paylaştık. Volkan, metin tamamlandı. Ben mikrofonu sana bırakıyorum. Armağan Bey, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biliyorsunuz, başlangıçta böyle bir şey yapıyoruz. Çünkü tarihi de görmek lazım. Bir hayli iş yapılmış. Ve şimdi durun. Lütfen ekranda katılımcılar arasında bir tane muzip, gencecik bir arkadaşımız var. Delta Lima 2 India Echo. Lütfen basıp açar mısınız? Üzerine gelin ve sağ tarafta pin diye yazıyor. Üç çizginin orada pin yazıyor. Lütfen Delta Lima 2 India Echo'nun sayfasını Sayın İsmail Erdoğan Beylerin görüntüsünü açar mısınız? Sayın İsmail Bey, mic'ı size sesiniz gelmiyor. Şöyle kendim de geleyim bari. Lütfen. Şimdi bu gencecik arkadaş hep yaramazlıklarıyla ben muhteşem çok keyif alıyorum. Ve önümüzdeki günlerde yine programa dahil edeceğim. Ya böyle keyifli bir background, böyle keyifli bir şey var mı? Arka taraftan Akan'ın güzelliğine bakar mısınız? Peki İsmail Bey, nedir bu? Yeniler var çünkü ilk defa... Şimdi İsmail Bey çok... ben bir anda heyecanlanıyorum, özür dilerim. İsmail Beylerle daha evvel ATV konusunda da şey yaptık biz. Programda yaptık bir parça. Daha da yapacağız. Bir parça bilgi alalım. Hem istasyonunu tanımıştık geçtiğimiz aylarda. Nedir bu? Bahsetmiştik ya o zaman da Q100 üzerinden, QO100'ü üzerinden hani wideband üzerinden hani dijital ATV yapılıyor. Evet. Bu orada kullanılan bir program yani. Ve bu programı da buraya entegre ettim Zoom'a. Bu yani satelit üzerinden göndereceğim videonun, resimlerin altyapısı değil. Harika. Hem burada kullanıyorum hem yani aynı anda bunu
Q100 satelitine yollayacağım yani burasını. Şimdi şöyle, keşke aramızda bugün Tango Alfa 1 Delta Mehmet abimiz de olsaydı. Bir görüntünün üzerine alttaki kayan yazıyı generate edip üst üste mix yapabilmek için profesyonel istasyonlar yüz binlerce eurolar harcıyorlar. Ve bunlar inanılmaz komik paraları artık amatörler arasında yapılabiliyor. Görebiliyor musunuz? Bakın bir test screen var. Üzerinde analog bir görüntüyü picture in picture yapmış durumda İsmail Bey. Sol tarafta da yayının çıkış kalitesini de görebiliyoruz. Buna geleceğiz. Çok keyifli. Şu anda hatta görüntüde dikkat ederseniz sol tarafta white band'ın spektrumu da görüyorsunuz. Hangi nerede yayın yapıldığını da görebiliyorsunuz şu anki resimde. Vallahi harika. Ve uyarmak istiyorum. Burada profesyonel bir şey yok. Bunların hepsi amatörlük. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben VHF, UHF telsizle basıyorum. Röleyi açıp açamadığımı soruyordum. Bugün hiç konuşmasam daha iyi. Şimdi bir diğeri diyecek ki ya herhalde bir 500 şeye katıldım, yarışmaya katıldım. Her birisinde derece yaptım. Ben bunu ilk defa görüyorum. Bambaşka konular. Her gün yeni bir şeyler ekleniyor. Delta Lima 2 India Echo. İsmail Erdoğan Beylerle önümüzdeki dönemde rahat bir zamanında kesinlikle bir program yapacağız. Özellikle konumuz ATV olacak. UO100 ile ilgili aslında Barış'la birlikte biraz daha üst seviye çok güzel bir program daha yapacağız. Biliyorsunuz QO100'e çıkmayı becerdik ama 2.4 GHz'in izninin verilmesini bekliyoruz. İnşallah izin verildiği gün herhalde bir anda bütün dünya şok yaşayacak. Yani 300 tane Türk istasyonu. Vay abi sen de mi buradasın? Buna da katkılarıyla ve destekleriyle Barış Beyler, İsmail Beyler, Bir Delta Mehmet abiler ve Ankara'daki üstadlar yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bugün konuyu bayağı yaydık. İsmail Bey çok teşekkür ederiz. Size döneceğim. Sizinle program yine yapacağız. Volkan. Buyurun. Arman Bey buyurun. Daha önce belirttim, ayrılmak zorundayım. Hay çok özür dilerim. Üzgünüm. Sağ olun. Diliyorum herkese. Görüşürüz. Bye-bye. Sağ olun. Şeref verdiniz. Sağ olun. Biraz evvel de sağ olsun yeni mail grubumuza katılmak isteyen arkadaşları ekledim. 185 olduk. Biraz evvel bir türlü ismini hatırlayamadığım ve özürlerimi de dileyerek TA Kontes grubumuzun yine kurucularından Şölen Bey'e de TA Kontes gruba katılmak isteyenleri ben ilettim. Kendileri Samim Beylerle birlikte yönetiyorlar şeyleri, TA Kontes grubunu. Kısa sürede o gruba da alınacaksınız. Aşağı yazılanları ben hemen okuyorum. Evet, şimdi gelelim DMR'a. Nasıl yapsak? Ben kısa bir sunum hazırlamıştım. Erol Bey, aslında benim sunum üzerinden bir başlangıcı da siz yapmak ister misiniz? Yoksa ben böyle kısa bir antre yapayım, hemen ondan sonra size mic'ı vereyim mi? Volkan Bey giriş yapabilirsiniz. Akabinde ben de aradan alıp devam edebilirim. Hay, o zaman hemen ekranımı paylaşarak, sözü de uzatmayarak devam ediyorum. Bende var mı yetki? Evet, ekranım geldi. Hemen bir PowerPoint'ımızı açalım. Görüntü geliyor mu? Bunu bir minimize edelim. Ve slide gösterisiyle başlayalım. Evet, bir kişi dönse yeterli. Her şey net gözüküyor mu? Evet, gayet net. Gayet net. Efendim DMR. Biliyorsunuz bir evvelki programımızda geçen hafta sağ olsun Barış bize çok ciddi sayısal haberleşmeye giriş ismi altında DMR'ın ve diğer modların işte Fusion olsun, D-Star olsun hepsinin kullandığı çipler, kullandığı teknolojiler, kod, dekod olaylarıyla ilgili bir kısa bilgi verdiler. İşte çift kanal olması, color modların ne olduğu, biraz daha teknik bir sohbetti. Bu vesileyle lütfen sizlere yolladığım linkten, geçen haftayı biraz geç yüklüyoruz bu hafta. Yarın sabahtan itibaren geçen haftayı kaçırmış olan arkadaşlarımız, dijital modlar sayısal haberleşmenin altyapısında bu işler nasıl işliyoru çok rahatlıkla izleyebilirsiniz. Onu izledikten sonra bu programı dinlemek daha kolay olacaktır. Ben hızlıca bir DMR'a girelim. Ben DMR protokolü nedir? Biliyorsunuz bugüne kadar analog birçok röleyi
senelerce kullandık. Dedik ki biz konuşmalarımızı başkaları dinlemesin. Bunu kriptonun üzerine yükleyelim. Dijital olsun, nasıl olsun, analog sesimizi alsın, dijitalleştirsin, havada yollasın, karşı tarafta yakalasın ve onu çözsün. İşte size dijital haberleşmenin altyapısı. Kısaca böyle giriyorum ama buradaki yazıları zaten gruba da ben daha sonra bu tür PowerPoint sunumları da yolluyorum. Genel olarak bakarsınız. Aslında ticari olarak da DMR bir hayli kullanılıyor. Ve DMR'ın en güzel tarafı analoğa göre internet altyapısını kullanarak Voice over IP dediğimiz internet protokolü üzerine sesi de oturtarak kilometrelerce, millerce uzağa çok rahat erişebiliyorsunuz. Analog yayını alıp dijitale çevirip ondan sonra gidebildiği her yere kadar gidebiliyor. Peki, bir sonrakine geçiyorum. DMR'a geçmek istiyoruz. DMR cihazlarla ilgili bir program daha yapacağız. Hangi modeller var? Kimler alınmalı? Hafta içinde öyle çok soru geliyor ki bununla ilgili. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sonra başka bir programda bunu konuşacağız. DMR alacaksanız en çok konuşulan ve en çok kullanılan DMR markasını ve modelini almanızı öneririm. Neden? Aslında biraz evvel, yayına geçmeden evvel TYT'nin Türkiye mümessillerinden bir dostumla bunu konuştuk. Tango Alpha 2, Charlie Echo Delta. O da onu söylüyor. Ya devamlı bir şeyler değişiyor. İnsanlar da aleti bir daha programlamaktan sıkıldığı için bırakıyor. Bıraktığı için de DMR çalışmaz hale geliyor, küsüyor cihaz. Şimdi DMR'da cidden almadan evvel en çok kütüğü olan, kütük ne demek? Birazdan inceleyeceğiz onları. Cihazınızın içindeki yazılımların üzerine bir şekilde bir setup yapıyorsunuz. Yani bilgisayar size geliyor önünüze, ne yapıyorsunuz? Office yüklüyorsunuz. Word, Excel, PowerPoint yüklüyorsunuz veya ticari yazılım yüklüyorsunuz. İşte DMR telsiz de geldiğinde üzerine bir yazılım yüklüyorsunuz. O da ne yapıyor? Her bölgenin rolesini, color kodlarını, oradaki bütün kuralları tek tek giriyorsunuz. Her bölgenin ayrı. Aslında bunu analogta da giriyoruz. İşte tonlarımızı giriyoruz, şiftlerimizi giriyoruz, bir sürü şeyleri giriyoruz. Bu vesileyle bunlar da çok fazla değişkenlik gösterdiğinde ara kablonuz eğer bulamıyorsanız benim gibi evde cihazınız körleşiyor, bitiyor. Bu vesileyle cihaz seçerken gruplarda en çok paylaşılan ve kütüğü hemen bulabileceğiniz markaları seçin ve modelleri seçin. Aksi takdirde gelecek olan cihazı programlayabilmeniz için bayağı bir uğraşırsınız. Pekala. DMR cihazımız geldi. Kutusunda duruyor. Bugün bu programı izleyip buradan medet umanlar, inşallah sonucuna erenler, programlamadan evvel biraz bilgim olsun diyenler ilk önce koştura koştura register.hem-digital.org adresi. Birazdan chat grubunun altına da bunu koyarım. Ki zaten uzun süredir ekranda duruyor. Muhakkak yazmışsınızdır. Eskiden bunu Motorola'nın bir sayfasında ben kendi ID'mi oradan almıştım. Sonra buraya gelmiş bu. Nedir ne değildir bilmiyorum ki görüyorsunuz sağ üst köşede. Efendim. Buraya bir katkıda bulunabilir miyim? Lütfen hemen. Şimdi yeni bir güncelleme geldi tabii. Buraya eklediğinizde registry.hamdigital.org olan sayfa şu anda radioid.net olarak geçiyor. Yani yeni ID'leri artık radioid.net sayfasından alabiliyoruz. Bu sayfayı yanlış bilmiyorsam artık kapattılar diye biliyorum. Buradan hemen tekrar aşağıdaki chat grubuna da o şeyi yazar mısınız? Linki tabii ki, arkadaşlar. Tabii. Ben hemen paylaşıyorum oradan. Hay tabii ki. Valla ben alalı çok olduğu için benimki 286.0031 gelmiş şimdi 200-300'lü sayılara tam bilmiyorum, takip de etmiyorum. Ben de internette materyal olarak radioid.net burası olmuş. Peki bir şey soracağım. Mesela dünyada domain name, DNS kayıtları normalde internik, registry falan bu tür yerlerden yapılıyor. Radio ID dünyanın tek bir otoritesi midir? Şimdi şöyle, normalde bildiğim kadarıyla dijital.org bütün dünyanın verilerinin bulunduğu bir noktaydı.
Anladığım kadarıyla yani hani analiz ettiğim kadarıyla şimdi bunu radioid.net'e aktarmışlar. Ve şu anda orada bir oluşum içinde diye düşünüyorum. Hani şimdi burası ama iki gün sonra bir şeyler değişir de başka bir sayfa oluşumu olabilir mi? Neden olmasın? Olabiliyor açıkçası. Evet. Şu an için ama geçerli olan radioid.net şeklinde bir sayfa var. Yeni ID'lerin verildiği sayfa. Vay, güzel haber. Kaan Bey de aramızda. Şu an 3500 Türkiye kayıtlı kişi var. Ve radioid.net Türkiye admini Kaan Bey. Kaan Bey hemen mikrofon sizde. Nerelere bağlı? Radio ID yurt dışında mesela ben tabii hemen internetten şey yapıyorum. Benim mesleki konum da o zaten. DNS serverları var bütün dünyada. Siz Coca-Cola.com dediğinizde aslında Coca-Cola.com diye bir şey yok. Arka tarafta 85.342.64.21 gibi bir IP var. Ve bu IP ile bu domainle üst üste match edilmiş. Şimdi normalde DMR'larda da arka tarafta böyle bir registry olayı var. RadioID.net yurt dışındaki hangi domain name gibi serverlarla birlikte çalışıyor? Yapısı nasıl? Selamlar tekrardan. Ben Tango Alpha 4, Victor Alpha, Kaan Çalışkan. Benim aslında radioid.net'in admini olma konum çok yeni bir konu. Yaklaşık 2 haftalık bir konu. Register nokta hem digital sistemi daha önce Alman bir radyo amatör tarafından bireysel olarak işletilen bir web sayfasıydı. Bu noktada Avrupa'daki kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişisel verilerin bireysel kişilerce tutulmasında sakınca olduğu ve bir şirket tarafında bunun garanti altına alınması gerektiği hususlarından dolayı bu Alman radyo amatörü arkadaşımız bu sistemi komple hali hazırda daha öncesinden NXDN gibi sistemlere de ID veren Radio ID'ye komple DMR sistemini devretti. Bu devir sonrasında şu an hatta bir anda ikinci ekranda da Radio ID'nin admin paneli açık önümde. Oradan gelen ticketlara ve bütün istatistiklere bakıyorum. Bu devir sonrasında çok daha sistemli, çok daha gelişmiş ve Brandmeister ağıyla özellikle birazdan muhtemelen o konuya gireceksiniz. Brandmeister tarafıyla anlık olarak API erişimi üzerinden entegre bir ID sistemi çıkmış oldu. Az önce chat'e de yazdım. Şu an Türkiye'de yaklaşık olarak 3500 tane ID kayıtlı. Türkiye'ye yasal olarak tanınmış ID hakkı 9999 tane. Bu da demek oluyor ki şu an Türkiye için tahsis edilebilecek olan ID'lerin yaklaşık %33'ü zaten tahsis edilmiş durumda. Bitince ne olacak? Şu an için yani biten bir ülke olmadığı için sonraki aşamada ne yapıldığı ile ilgili bir örnek yok elimizde. Peki ama 286.0031 kripto para gibi hemen satışa çıkarabilirim. Yeni alacakları o zaman bir bedel belirleyelim. Yani şöyle ki aynı özellikle register bahsediyor gibiyiz neredeyse. Peki evet. 1999 geldik. O gün ne yapıyoruz? İşte o gün ne yapacağımızı henüz daha master adminler dahil kimsenin öyle bir yol haritası yok. Oh. Fakat şöyle bir durum var. Register Ham Dijital'de bir kişi birden fazla ID talep edebiliyordu. Daha sonra kaynakların etkin olarak kullanılması gerektiği noktasında endişeler artınca şu an günümüzde gerçekten teknik bir gereksinim yoksa ikinci bir radyo ID artık tahsis edilmiyor. Kaldı ki geçtiğimiz hafta içerisinde belki beni şahsi sosyal medya profilimden ya da işte amatör telsizden takip edenler bilir. Çağrı işareti değiştiği için artık geçerli çağrı işareti olmayanlar ya da ne yazık ki yurt dışındaki adminleri kandırmak biraz daha kolay olmuş bu dönemde. Photoshop'la yapılmış sahte belgelerle tahsis edilmiş ID'ler gibi. Bu durumları tespit edip yaklaşık ben 600 tane ID'nin geçerliliğini sonlandırdım. Türkiye için mi? Evet, Türkiye için. Peki Silent Key olanları ne yapıyorsunuz? Onları takip ediyor musunuz? Evet, yaklaşık 3 ayda bir kıyı emniyeti veri tabanından bunların sorgulamalarını yapıp kıyı emniyetine Silent Key olduğu bildirildiyse yani orada artık çağrı işareti aktif değilse onların da ID'leri 21 günlük bekleme süresinin ardından tamamen boşa çıkıyor. RadioID.net kıyı emniyeti tarafından kabul görmüş bir şey mi? Ne açıdan kabul görmüş?
Ya şimdi öncelikle şöyle, telsiz kanununa göre DMR röle falan kuramayız biz. Yani kriptolu haberleşme rölesi kurma diye bir şeyi bizim kanun maddemizde yok. Şimdi o konuya geleceğim daha sonra. İkincisi, kıyı emniyeti DMR ID konusuna şu an otorite mi? Şimdi belki araya şöyle bir saptama yapayım müsaadenizle. Aslında DMR ID'yi böyle çağrı işareti alır gibi gidip bir yerden almanıza gerek yok. Yani lokal bir role kurdunuz, ID'leri kendiniz dağıtabilirsiniz, herkesi bir yerde kendiniz toparlayabilir ve çalıştırabilirsiniz. Ama biraz önce de söylendiği gibi gönüllü bir faaliyetle bu fonbookların değiştirilmesi, çağrı işaretleriyle efendime söyleyeyim cihazların eşleştirilmesi gibi bir takım attıklara kolaylık sağlaması açısından birileri bir çalışma yapıp ya bir tane ortak bir veri tabanı kuralım. Gelip buradan hem ülkelere işte ona 286 diyelim, ona 287 diyelim, ona 290 diyelim. Onlar da gelip buradan ID'lerini register etsinler. Böylece biri birini çağırdığı zaman merkezi bir sistemden, hatta işte şey gibi Brandmeister gibi sistemlere, bazı sistemlere de hizmet sağlayalım gibi çok güzel bir düşünce ortaya çıkmış. Yani bugün bir dijital roleniz varsa gidip buralarda aslında gerçek anlamda register olmanıza gerek yok. Ama register olursanız sizin cihazınızı başkaları da işte bu kütük dediğiniz şeylerin içinde otomatik olarak eşlenebileceğiniz, sizin biricik olduğunuz yani tekil olduğunuzu saptayacak bir yer orası aslında. Bu anlamda o kişilerin bir mecburiyeti de yok. Sadece biraz önce şeyin söylediği gibi, kanun söylediği gibi ya sizin adınızı alıyor, soyadınızı alıyor, doğum tarihinizi alıyor. Neredeyse işte amatör lisansınızın resmini vesairesini istiyor. Şimdi bunlar kişisel belgelere girdiği için öyle birilerinin elinde durması gerçekten sakıncalı. Bu yüzden biraz daha bu işi ticari demeyeyim de biraz daha kontrollü bir ortama taşıdılar. Ama senin biraz önce sorduğun gibi işte 286 biterse ne olur? 286'yı doldurabilirsek ki o kadar amatör Türkiye'de var mı bilmiyorum. 10 bini geçtik mi? Kayıtlı amatör sayısı kaç ama? Ben en son bıraktığımda 5000 küsürlerdeydik toplamda. 40 bine yaklaştık. Çok güzel. Bir ötesinde de yani şey bu bir gönüllü çalışma aslında şey. Bu bir kıyı emniyetinin bilmesi gereken ya da başka birinin bilmesi gereken efendime söyleyeyim gidip nüfus vatandaşlara bildirmen gereken bir otorite değil karşımızdaki. Ama gönüllü olarak hepimiz oradayız. Nasıl ki bugün gidip işte ARRL'nin listelerinde bir şeyler, sertifikalar kovalıyoruz ve o numaralar bizim için bir şey ifade ediyor. Bu da öyle bir şey. Tamam. Şimdi hemen düzeltme şey yapayım. Alper Bey ve Fatih Bey hemen uyardı. Tamam, kripto değil ama kanunun hiçbir maddesinde de dijital modlarda DMR diye bir şey yok. SSTV var, PSK var, şu var, bu var, RTTY var ama DMR diye bir şey yok. Volkan, bırakalım mı? Ben son bir şey ekleyebilirim. Halihazırda BTK ile yaptığım benim görüşmelerde TCP/IP tabanlı aktarıcı sistemleri amatörler tarafından kurulabilir izni veriyor. DMR da burada bu IP tabanlı sistemler içerisine dahil ediliyor. Yani orada modülasyonun adının DMR ya da DSTAR ya da işte WireX olması çok bir şey değil. O ticari isimden bağımsız. Bu da bir TCP/IP tabanlı bir sistem. Şimdi şöyle Volkan, aslında girişimlerin içerisinde... Bunu bırakalım mı Volkan? Onu söyleyecektim. BTK ve kıyı emniyetiyle de ben görüşmeler yapmaya çalışıyorum. Oradan da birilerini inşallah bir gün bir programa davet edeceğim. Orada bolca bunları sorarız. Burada kötü bir amaçtan dolayı sormuyorum aslında. Sadece çok hızlı geliştiği için haberleşme bir şekilde o kanun ve yönetmeliklerinin de biraz revize edilmesi gerekliliğini düşünüyorum. Bakalım o programda kendilerine sorarız. Peki 9999 günü kim bilir neler olacak? Kaan Bey vallahi teşekkür ederiz. Bayağı zor bir iş yapıyorsunuz aslında. Evet yani arka planda sistemin komple İngilizce olması ne yazık ki destek almak isteyen kişilerin talepleri bugüne kadar şey şeklinde ilerliyordu. Yani siz Türkçe yazarsanız onu bir DMR admini Google Translate'ten İngilizce'ye çevirip
onu anlamaya çalışıp o şekilde destek vermeye çalışıyorduk. Şu an artık tamamen Türkçe destek de verebiliyoruz, İngilizce destek de verebiliyoruz arka planda. Gönüllü olarak yapılan bir iş özellikle. Bu noktada Türkiye veri tabanının da çok sağlıklı ilerlemesini sağlıyoruz. Yani gereksiz ID talebi olmasın, bütün çağrı şartları güncel olsun gibi kaygılarımız var arka planda. Bu noktada da dediğim gibi gönüllü olarak destek veriyorum. Tekrar teşekkür ederiz. Önümüzdeki programlarda muhakkak sorular eğer gelirse ben bizzat sizin de mail adresinizi atarım, not aldım. Çok mersi. Devam ediyorum. Düzeltmeler lütfen yapınız. Çünkü ben DMR'ı evet Türkiye'de ilk İstanbul'da özellikle Marmara bölgesinde Haytera'yı kuran ekipteydik. O sıra yönetimde olduğumuz için. İlk Haytera bu 480'leri aldık getirdik Dayton'daki fuardan. Ama yani sonra Eniton'lar geldi. Uzun süredir çok fazla DMR kullandığım da bir yer değil. Özellikle de cross bir sürü istemediğim istasyonları yurt dışında devamlı dinlemek de çok cazip gelmediği için. Her gün de programlayıp onları markelemekle uğraşamayacağım için çok fazla benim için eski kafadaki amatörler için DMR biraz değişik bir yaklaşımda. Peki çağrı işaretimizi, ID'mizi aldık, birbirini çiftleştirdik. Ondan sonra yapılacak işlemlerde burada sağda alt köşede çoğunlukla arayüzlerin çoğunda böyle bir ekran çıkıyor. Ben biraz evvel işte benim bunun ara kablosunu bulamadığım için ilk Türkiye'ye gelen Haytera diye Haytera'nın damisi bir alete direkt ilk yapacağınız şey işte ana ekranda hemen ID'nizi ve çağrı işaretinizi, gerekli ince ayarlarınızı yapıyorsunuz. Ben sunuma geri döneceğim. Bu sağda aşağıda gördüğünüz aslında o yazılımdaki olan şeyler. Daha sonra ince ayarlar var. Bunlara girmeyeceğim. Çünkü özellikle Erol Bey bunları anlatacak diye biliyorum. Oraya geçeceğim. Bir sonrakine geçelim. DMR cihazımızı alırken en çok dikkat edeceğimiz şey kesinlikle cihazla birlikte şu gördüğünüz sağ taraftaki ara kabloyu kesinlikle almanız gerekiyor. Ha, elle de girebilirsiniz. Yani okey yapabilirsiniz hepsini ama bazı özellikleri özellikle bu kütük yazabilmek, çağrı işaretleri yenilendiğinde çağrı işareti listesini import edebilmek için bu ara kabloya ve yazılıma ihtiyacınız var. Mesela şu an dostlarımdan bir tanesi yepyeni bir cihaz aldı getirdi. Geçen hafta yazılım yüklüyorum, yazılım tanımıyor. Yazılım yüklüyorum, bu cihaz o cihaz değil diyor. Özellikle o içinden çıkan küçük CD bazen çok önem teşkil ediyor. Bu vesileyle bir DMR cihaz alırken ara kablosu ve yazılımını da düzgün almanız gerekiyor. İkinci bir uyarım var. Yeni modellerde oluyor mu bilmiyorum ama o ara kabloyu telsizinizin on-off düğmesi açıkken takmayın. Bu vesileyle birkaç kişinin audio katının gittiğini biliyorum. Aslında bu bir tek DMR'lar için değil. El telsizlerinde kablonuzu takın, USB portunuzu takın. Ondan sonra on-off düğmesine basın. Aksi takdirde o sıra kısa devreden dolayı audio katı gidiyor. Bu DMR'lar için bir tek değil, el cihazlarının hepsi için geçerli. Aslında IT'cilerin hepsi bilir. Cihaz çalışırken hiçbir communication port olsun, universal serial bus olsun bu tür kablolar çıkarıp çıkarıp takılmaz. Eskiden mesela alışkanlıktı USB'yi park etmek, USB'yi deaktive etmek gibi şeyler vardı. Şimdi artık kullanılmıyor ama kullanmanızı öneririz. Pekala, paketin içerisinden ilk kontrol edeceğimiz şey kablolar dedik, yazılım dedik. Kabloyu takar takmaz ilk göreceğiniz şey bakın sol tarafta device manager var. Ben hemen kısaca onu da bilmeyenler için öylesine bir göstereceğim ama çok detaya girmeyeceğim. Bilgisayarda şurada aygıt yöneticisine girdiğinizde muhakkak bazılarında communication portta USB otomatikman burada çevirir. COM1, COM2 çoğunlukla rezervlidir. COM7, COM9 falan çıkar. Ama ayrıyeten bakın burada da mesela benim yazılım USB gördüğü için ben kablomu çekersem bu yok olacak. Burada ünlemler falan bunu boş verin bu parmak izimle ilgili. Burada ünlem gördüğünüz takdirde ne yaparsanız yapın cihazınızla iletişim kuramayacaksınız.
Öncelikle burada şu pırıl pırıl 17'ye atanmış USB kablosunu görmenizde fayda var. Ondan sonra yazılımınızı açıp bu sağdaki yazılım, önce telsizin içindeki bilgileri çağırırsınız. Oradan da devam edersiniz. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bunları zaten detaylı olarak Erol Beylerle işleyeceğiz. Onun için hızlı bir geçiyoruz. Evet, dijital haberleşme sistemleri ses sayısala çevirir. Bunun bir kodek ile şifreler. Karşı tarafa yollar. Karşı tarafta aynı kodek gelen sayısal datayı deşifre eder ve tekrar sese çevirir. Kullanılır. Teknik konusu kısaca budur. Bu iletişimde aynı zamanda bölmeli, yani aynı anda iki farklı zamanda kanaldan yayın yapabiliyor. Bununla ilgili bilgileri bir evvelki amatörce sohbetlerde Barış Bey zaten aktarmıştı. Aynı zamanda cep telefonlarımızda aynı tekniği kullanıyor. Bu vesileyle aynı frekansta birden fazla birçok yetiyi kullanabiliyoruz. Bilmiyorum, yanlış bir şey telaffuz etmek de istemiyorum burada üstadlar varken. Bugün kimse sunmayacak diye ben alelacele hazırladım bunu da bugün. Peki, ayarlara geldiğimizde color code, time slotlar, talk gruplar, digital kontrol, bir sürü bölüm var. Hızlı hızlı buradan geçelim ve ondan sonra Erol Beylerin birebir bunları ayarlamalarıyla ilgili ve daha dip açıklamalarını dinleyelim. İlk yapacağımız şey bir color kodumuz var. Bakın sağ tarafta yine yazılımın içerisinde göreceğiniz color code sayfası var. Bildiğim kadarıyla iki color code var. Ya bir ya iki seçilecek. DMR rölelerin çoğunda aslında bu kod bir. Simplex frekanslarda isterseniz arkadaşlarınızla kendi aranızda iki tarafta color kodu iki seçerek anladığım kadarıyla çözebiliyor. Denemedim. Doğru mudur Barış? Barış Bey burada mısınız? Pekala. Devam. Tamamdır. Gördüğünüz gibi hepsinin aslında sayfaları, setup sayfaları bu şekilde. Aslında DMR röleleri, ben Hytera'nın kataloglarını da gönderdim bu hafta size. Hytera'nın ara yüz programı da aslında hemen hemen böyle. Ben röleler nasıl çalışacağım? Hem analog hem dijital mi çalışacağım? Mesela 439-150 Marmara bölgesi için ilk kurduğumuzda Hytera rölemizi hem analog hem dijital aynı anda yayındaydı. Daha sonra 12.5 probleminden dolayı ve cır 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 rölede devamlı ses duyduğumuz için kapama durumunda kaldık. Sonra tümüyle analoğa döndürdük. Sonra şimdi dijitalde başka yerde görev yapıyor aynı röle. Söylemek istediğim rölelerin de aslında arayüzleri aynı bizim telsizlerimizde olduğu gibi seçeneklerle dolu. Uzaktan internetten eğer bağlıysa Ethernet'i, bir röleyi analogdan dijitale almak veya bazı kuralları değiştirmek, yasaklı kişileri tanımlamak, bunlar çok çok basit şeyler. Evet, geçiyorum. İlk yapacağınız şey color code. Rölede 12.5 zaten normal şeyi var. Color code 1'i seçiyoruz. İkinci konu time slot. Evet, biraz evvel bunu konuşmuştuk. İki time slotumuz var. Bu size neyi sağlıyor? Aynı frekansta, aynı saniyede farklı iki grup görüşme yapabiliyor. Yani diyelim ki 439-150'deyiz, analogdayız. Ben konuşuyorsam herkes beni dinliyor. Peki, ama başka bir grup var, o da konuşmak istiyor. Hayır, konuşamazsın kardeşim. Bu vesileyle mesela senelerce hep şunu konuştuk. Ya Marmara bölgesi biraz naif bir bölge. Bu vesileyle İzmit'te, Bursa'da bulunan büyük dağların en tepesinde olan röleler, Türkiye'de 439-150 veya 145-675 varken siz de aynı frekanslara tahsiste bulunmayın. Neden? Mandala bastığınızda aynı tondaysanız benim röle de açılacak. O da açılacak. İki röle bir. İşte bu konuların hepsi DMR'da bu iki slotta tümüyle tarihe gömüldü. Neden? Aynı frekansta iki ayrı slotu kullandığınız takdirde iki ayrı grup aynı saniyede rahatlıkla görüşme yapabiliyor. Evet, geçiyorum bunu da. Talk gruplar. Evet, bir başka konumuzda talk gruplar. Slotlarımızı ayarladık. Biri birde, biri ikide. Konuşma grubu olarak iki grup veya kaç grup istiyorsanız bunları ayarlayabiliyorsunuz. Analog rölelerle en büyük farkı bu zaten. Biliyorsunuz data tamamen VoIP, artık Voice over IP gibi çalışıyor diye düşünelim. Rahatlıkla top gruplar, röleler birbirine tanıtılarak
siz İstanbul'daki bir röleyi Van'daki bir röleyle top grup üzerinden konuşturabilirsiniz. Yani buraya burada mandala bastığınızda Van'daki bir amatörle rahatlıkla görüşebilirsiniz. Yeter ki buna oradaki ID'ye direkt kişiden kişiye çağrı da yapabilirsiniz. Ya komple o gruba da çıkabilirsiniz. Bunları zaten biraz sonraki Erol Bey'in anlatımlarında ele alacağız. Bir sonraki konuya geçiyorum. Digital kontaklar. Ben şuraya sağ alt köşeye direkt benim register ettiğim 286.0.31'i söyledim. Eğer bizim dijital kontakların update edildiği bir yer var bildiğim kadarıyla. Her markanın da bu kontak listesi devamlı yenileniyor. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Kaan Bey veya Erol Bey. Ben mesela Eniton için 10 bin, 20 bin kişilik listeyi de içeriye import edeyim mi diyor. Bunu ettiğim zaman şu oluyor. Dijital kontakları otomatikman kendi çözüyor. Yani rölede 286.0.0.31 286.0.0.32'yi aradığında ve iki kişi birbiriyle konuştuğunda Tango Alfa 1 Delta Eko ile Tango Bravo 1 Charlie Bravo Kilo'nun konuştuğunu görüyorsunuz. Yani bir anda artık sayılar çağrı işaretleriyle decode edilmiş oluyor. Bu çağrı işaretleri burada menüde de göreceksiniz. Bu konuda ekleme rica edebilir miyim? Tamam. Şöyle, bu az önce ilk bahsettiğimiz üye olduğumuz hem digital ya da radyo ID gibi sistemler bu veri tabanlarını sizin girdiğiniz bilgiler ışığında bir Excel listesi, bir database olarak bunları oluşturuyor. Siz burada isterseniz sadece Türkiye, isterseniz tüm dünya, yani şu an tüm dünyada yaklaşık olarak 210 bin tane ID tahsis edilmiş durumda. Bu 210 bin ID'yi CSV formatında, bir Excel formatında cihazınıza import ederek o veri tabanını cihazınıza kaydetmiş oluyorsunuz. Tabii ki bu az önce de söylediğim gibi bu veri tabanı sadece kişilerin sağladığı bilgiler doğrultusunda güncel veri tabanı. Yani bugün ben eğer veri tabanına adımı soyadımı doğru yazdıysam siz ekranda benim adımı soyadımı o doğrultuda doğru bir şekilde görüyorsunuz. Bunun yeni yeni bir alternatifi de çıkmaya başladı. Erol Hocam da bunu bilir. Artık bu veri tabanından bağımsız olarak Brandmeister ağı üzerinde ya da sizin telsizinize kaydettiğiniz bilgiler üzerinden de artık hiç telsizinize veri tabanı indirmeden konuştuğunuz kişinin ID'sini internet üzerinden çekip adını, soyadını ve çağrı işaretini görebiliyorsunuz artık günümüzde. Peki bir şey soracağım. Tabii ben milattan önce de kaldım. Dediğim gibi kabloyu bulamayınca DMR'ı attım bir köşeye. Sadece şarja koyuyorum, şarjdan alıyorum. Brandmeister ilk başta yoktu, doğru mu? Brandmeister amatörlerin DMR sisteme entegre olabilmesi için kurulmuş bir uygulama. Yani biliyorum ama ilk başta yoktu ama doğru mu? Yani kaç sene oldu? Barış biz Dayton'da kaç sene evvel bir aradaydık bu Taytera'ları aldığımızda? İşte 12'ydi sanırım. Oo, bayağı olmuş. O zamanlar illa elle giriyorduk bir şeyleri. Şimdi Brandmaster'lar otomatikman update ediyorlar ve bu listeler orada var. Doğru mudur? Şöyle her cihaz için geçerli değil. Yani şu an günümüzde güncel firmware'lere sahip olmanız gerekiyor. Kullandığınız DMR repeater'ın da bu özelliği destekliyor olması gerekiyor. Ve kullandığınız repeater internete bağlı olması gerekiyor tabii ki. Her cihaz şu an için desteklemiyor bunu. Ama artık cihazınıza bir database indirmeden de çoğu güncel cihazla karşı tarafın şeyini görebiliyorsunuz. Bu arada ekranda az önce chatte yorum yazan Oğuzhan Kayhan Bey DMR'ın yasal bir emisyon olmadığıyla alakalı yorum yaptığında ben daha önce CİMER'e bu konuda yasal mı değil mi diye bir görüş sormuştum. Sayfanın biraz daha aşağısına indiğinizde özellikle kırmızıyla da işaretledim. Söz konusu cihazları, bu bahsettiği cihazlar aynı zamanda bu evlerimizde kullandığımız bireysel hotspotlar, bunlar yasal mı diye sormuştum.
belirtilen band genişliği çıkış güç değerlerinde DMR D-Star gibi ses veri iletimini sağlayan sayısal teknolojileri kullanarak amatör telsizcilik faaliyetinde bulunabilirsiniz şeklinde BTK'dan gelen resmi cevap. Bitti. Ben bu konuyu özellikle sona bırakmak istiyorum çünkü ben de Oğuzhan'la aynı fikirde olan eski taş kafa amatörlerdenim. Bu çok tartışma su götürür bir mevzu. Peki. Ama bu kadar yaygınlaşmış bir şeyde ne yapmamız gerektiğini aslında doğru platformlarda daha uzun tartışmamız lazım. Peki şöyle yapalım. Bu akşamın konusu kullanımını öğrenmek. Tamam. Peki hemen toparlıyorum. Çok teşekkür ederim. Kaan'cığım sana da teşekkür ediyorum. Ama bir konuda kesinlikle bunu yapacağız. Yani bir tartışalım, konuşalım. Ondan sonra ben BTK'ya güzel bir yazı yazayım. Gerekiyorsa Ankara'ya atlayayım gideyim. Adamları korkutmadan şu platformumuza bir davet edeyim. Ama kızdırmadan, üzmeden, saldırmadan sorun bari soruları. Çünkü biliyorsunuz devlet adına yetkililer pek sevmezler böyle canlı yayınları. Bir soralım, bir çalıştay yapalım. Adamlara bilgi verelim. Problemlerimizi aktaralım. 9999'da ne olacak? Yani Volkan Bey. Buyurun. Şimdi ben de konuya bari dalmış lütfen olayım. Balıklama gibi olacak ama. Bugün harika oluyor. Harika oluyor. Buyurun. Konu şimdi tabii BTK safına geçtiği zaman orada bizim sağ olsun hakikaten bizle ilgilenen bir departman var. Spektrum yönetimi. Özellikle biz ithalatçı olduğumuz için orayla çok temas halindeyiz spektrum yönetmeyini. Orada da yine bir amatör dostumuz var, Birol Bey. Direkt kendisi zaten spektrum uzmanı. İthalata gelen cihazlarla ilgili bir fiil hem bilgi kaynağı sağlıyor hem de cihazları inceleme kısmında kendisi yetkili. Cihazların olurunu veren kişi kendisi ayrıca. Ayrıca da kendisi telsiz amatörü. Çok enteresan bir kısım. Amatör belgesi de var. Belki ona ulaşabilirseniz Birol Bey'e, tabii o da bir devlet memuru sonuçta, hani katılmak ne kadar isteyecek bilmiyorum ama eğer razı edebilirseniz belki onu da bu platformda değerlendirebiliriz. Şöyle gerek Birol Bey gerekse bir devlet memuru olarak değil belki ama bir amatör olarak belki görüşlerini, yani kesinlikle hem kanunları hem yönetmelikleri bilip hem oradaki işleyişi bilip hem de amatörlüğü bilen biri olarak belki bizleri doğru yöne yönlendirebilir. Barış'ım tamamen senin dediğin şekilde yaklaşarak ben davet ederim. Hay hay. Ben bunları hep not ediyorum. Bakalım neler olacak. Olur. Evet, devam edeyim mi? Tabii buyurun. Tamam. Ben de geçebilirim. Hiç sıkıntı yok. Nasıl isterseniz. Tamam, hızlıca ben devam ediyorum. ID'lerimizi şey yaptık. Grup kollarımız var. Muhakkak bunu da ayarlamamız gerekiyor. Birden fazla kişinin bulunduğu gruplar olabilir. İşte orada ben şey yaptım, iş grubu, İstanbul Yarışma Grubu, Röle Heyeti Grubu, aynı WhatsApp'ta olduğu gibi. Aslında geçen programda da Barış'ın söylediği gibi cep telefonundan çok farklı bir şey kullanmıyoruz. Nasıl WhatsApp gruplarımız var, burada da gruplar kurabiliyoruz. Aslında çok fazla da anlatmaya gerek yok. Cep telefonun telsize dönmüş hali, biraz daha amatör hali, efendime söyleyeyim. Gruplar kurabiliyoruz. Gruptaki en güzel kısım, grup call yaptığınızda o gruba dahil olan herkesin cihazı bir anda ötmeye başlıyor veya oradan ses duyulabiliyor. Bunlara girebiliyoruz. Bunu da geçiyorum. Private call. Ben bunu denedim. Aslında kimse kullanmıyor şeyi de. Ben mail de atıyorum aslında. SMS de atıyorum arada sırada arkadaşlarıma şaka olsun diye. Kimseyi rahatsız etmeden ID'sini biliyorsanız 286.0.31'e şu an siz mesaj attığınızda sadece benim telsizimin inbox'ına düşebiliyor. Aynı zamanda sadece benim telsizimi alarmla aktive edebiliyorsunuz ve bana aynı cep telefonu gibi çağrıda bulunabiliyorsunuz. Bunlara da private key, private call olarak geçiyor. Bunu da yapabilirsiniz. Bunu da geçiyorum. Bir de Zoom call'lar var DMR'la ilgili. Birazdan zaten programlama bölümünde bunların hepsi olacak. Bu zor ayarını yapmadığınız takdirde çıkışlarınızı zaten yapamayacaksınız. Bunu geçiyorum. RX listler var. Dinleyeceğiniz kanalların, kanal mı diyeyim, yanlış da telaffuz etmeyeyim. Lütfen bir şey olursa düzeltin Erol Bey. Bunların da dinleme listelerini oluşturmanız gerekiyor. Cihaz devamlı o liste içerisinde loop edip duruyor. Hepsini gidip dinliyor. Bu listeyi oluşturmazsanız dinlemeniz köreliyor ve hiç kimseyi de duymuyorsunuz. Doğru mudur Erol?
Çok doğru, kesinlikle. Biz zone da diyoruz, bölgede diyoruz. Türkçe çevrimiyle genelde İngilizce zone olarak adlandırılıyor. Türkçede de bölge olarak adlandırılıyor. Bölgelerin veya zone'ların altına dinleyeceğimiz grupları aşağı olarak sıralandırıyoruz. Zaten şimdi ben de yine açacağım bir programlama sayfası. Burada evet. Onları da tek tek göstereceğiz. Hemen geçiyoruz. Erol Bey, mic sizde. Vallahi evet. İnşallah yanlış bir şeyler demiyorumdur. Bu arada evet. Bakın ben bir şey bilmiyorum. Ben moderatörüm. Ben sadece burada talk show'culuk yapıyorum. Bu vesileyle yanlışım olursa affola ve hemen düzeltin. Hiç sorun değil. Evet Erol Bey, talk sizde. Buyurun. Evet, şimdi ben ekran paylaşabilmem için galiba hostluk almam mı gerekiyor veya hostluk almam herkese bir dakika ben vermiş olabilirim. Bir daha bakayım. Şuradan multiple. Evet, şimdi verebilirsiniz. Evet. Şimdi şuradan bir paylaşım yapalım. Evet, görebiliyorsunuz galiba diye düşünüyorum. Evet, harika. Evet, şu anda gördüğünüz TYT modelinin bir boş kütüğü. Gördüğünüz boş kütükte temel ayarlar. Bu biraz tabii Türkçeleştirilmiş versiyon. İsteyenler Türkçe programı da bulabiliyorlar veya bulamazlarsa da yine bana ulaştıklarında Türkçe yazılımı da arkadaşlara gönderebiliriz. Değerli dostlar, gördüğünüz bir Türkçe arayüz, öyle söyleyelim. Ve şu anda boş bir ayar menüsü. Burada genel ayarlar kısmımız var. Sizin de dediğiniz gibi biraz önce gösterdiğiniz kısımdan yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Boş olduğu için burada bir telsiz adı kısmına yine bir kimliğimizi giriyoruz. Ben böyle ufak ufak girişlerde bulunarak göstermiş olayım neler yapıyoruz. Çağrı işaretimizi buraya mesela ekliyoruz. Çağrı işaretimizin ardından yine bir ID'mizi buraya işliyoruz ki cihazımızla hem çağrı kimliğimiz hem de ID'miz eşleşsin. Böylelikle cihazın bize ait olduğu, çıkış yaptığı andan itibaren kimin veriyi dışarıya aktardığının net bir şekilde belli olması adına bu kütüğü hazırlıyoruz açıkçası. Evet, bu şekilde hem ID'mizi girmiş oluyoruz. Hem de çağrı işaretimizi işlemiş oluyoruz ilk bölümümüze. Arkasından burada yine dijital rehber kısmımız var. Dijital rehber kısmında yine özellikle Volkan Bey'in belirttiği üzere bunu bir dış ortamdan çekebiliriz, kontak listleri. Veyahut bildiğimiz kişilerin adını ve yine DMR ID'sini buraya işleyerek sırasıyla ekleyebiliriz. Şu anda yine Kaan Bey'in belirttiği üzere 3500'ün üzerinde Türkiye'de bir kullanıcı var. 200 binin üzerinde de dünyada bir kullanıcı var. Bunu dışarıdan çekip veya dediğimiz gibi buraya kişisel isim olarak ekleyebiliriz. Yine buraya da karşı tarafa kimlik olarak da yine kişinin biliyorsak eğer çağrı kimliğini ekleyebiliyoruz. Burada önemli olan çağrı grup çağrısı mı? Yoksa özel çağrı mı veya tüm çağrılar mı? Nereye gidecek bu çağrı? Herhangi bir PTT tuşuna bastığımızda, yani amatör telsizlerin deyimiyle mandala bastığımızda çağrımız nereye gidiyor? Özele mi gidiyor, gruba mı gidiyor? Burada çok önemli bu konumlandırma. Onun için bu konumlandırmayı da buraya mutlaka yapıyoruz. Arkasına eğer dediğimiz gibi yine tek tek ekliyorsak, ikinci bir kontak liste olarak kişi kişi ekleyerek aşağıya kadar bu listeyi dijital rehberi oluşturuyoruz. Veya yine Kaan Bey'in de belirttiği üzere dış ortamdan bu listeyi çekip buraya yerleştirebiliyoruz ki burada hem Türkiye'nin hem de dünyanın dijital rehberi buraya işlemiş oluyor. Arkasından burada bir kontak listin de yine liste halinde oluşturduğu gruplar oluyor. Gruplara da ayırabiliyoruz bunları. Burada bir işte kütükte başlangıçta bir grup list 1 olarak geçiyor ama bunu da istediğimiz kadar çoğaltabiliyoruz. Ekledikçe bu listeler 2, 3, 4, 5 diye adlandırılabiliyor yine. Ve o gruplara kişileri alabiliyoruz. O kişilerle o gruplar üzerinden görüşebiliyoruz. Akabinde bölgeler dediğimiz zonlar, biraz önce yine Volkan Bey'in bahsetmiş olduğu bu zonlarda da yine burada bölgeler eklemeler yapıyoruz. Mesela buradan buradaki A ve B aslında cihazın üzerindeki
çift gösterilen kanal sıralamaları A kanalı ve B kanalı olarak gözlenmekte. Birinci kanal kısmında, yani örnek verelim, üst ekranda görmek istediğimiz bir ismi veya bir talk grubu eklemek veya çıkarmak istediğimizde üzerine tıklayıp ekle kısmına geldiğimizde birinci kanalın birinci sırasına bu kişiyi atmış oluyor. Veya çıkarmak istediğimizde yine tıklayarak sil dediğimizde bu kısımdan çıkarmış oluyoruz. Yani burası tamamen olayı özelleştiriyor açıkçası. Ve yine bölgelerde de çoğaltmalar yapıyoruz. Mesela bakın burada zone 1'in ayarlarını istediğimiz gibi konfigür ederken nasıl yapıyoruz bunu? Şimdi zone 1'e mesela biz analog bir kısım yüklerken zone 2'ye de dijital bir grup da ekleyebiliriz. Cihazlarımız biliyorsunuz hem analog hem DMR olarak çalışabilen özellikle cihazlar açıkçası. Şu anda eskisi gibi sadece analog kullanım veya sadece DMR kullanım diye adlandırmıyoruz biz yeni nesil cihazlarda. Hem dual band çalışıyor cihazlarımız, hem analog hem de dijital çalışıyor. Bundan dolayı birçok fonksiyonu bize açıkçası sunar vaziyette. Bu sayede de biz burada bu bölgeleri oluştururken bunun adına analog diyerek, yani şöyle bir analog ekleyerek burayı analoğa çevirebiliyoruz. Yani şurada bir analog grubumuz oluyor. Bu analog gruba da frekans eklediğimizde frekanslarımız burada alt alta sıralanmaya başlıyor ve R0'dan R101, R102'ye kadar tüm Türkiye'deki analog röleleri sıralayabiliyoruz ki Türkiye'de bir tura çıktığımızda en azından tüm röleleri ekstra bir ayarlamaya gerek kalmadan sadece kanal geçişleriyle rahat rahat duyabilelim ve dinleyebilelim diye. Tabii ben burada böyle bir yandan yapıp bir yandan anlatmaya çalışıyorum ama hazır yapılmışı var. Yani Cem Yılmaz'ın da dediği gibi söyledi. Hazır yapılmış, hazır kurulmuşları da var bizde. Tabii onu da şimdi açıp göstermek biraz kafayı da karıştırabilir. Ben mümkün olduğu kadar yalın bir şekilde bunu anlatmaya çalışıyorum açıkçası. Şimdi bu kanal bilgisi kısmına geldiğimizde bir frekans ekleme aslında bir nevi bu. Bir amatör röleyi, yani bir daha doğrusu dijital röle veya analog röleyi buradan ekleyebiliyoruz. Bu ekranı açtığımızda bir röle ekleyeceksek bunun öncelikli olarak analog mu dijital mi olduğunu ilk seçenekte sunuyor bize. Buradan hangisi ise rölemiz seçiyoruz. Analogdan gidelim öncelikle. Ve buraya bir kanal ismi olarak rölenin ismini verelim diyelim. Buna bir röle 1 diyelim. Akabinde bu röle hangi frekansta duyuyor ve hangi frekansta TX yapıyor ise buraya bunu işliyoruz. Örnek vermek gerekirse bunu mesela 439-200 yapalım rölemize. Ve yine TX kısmını da buradan 430, tamamen örnek veriyorum, 430-600 yapalım. Yani burada ne oluyor? Rölemiz 439-200'den dinleme yapacak, 430-600'den de gönderme yapacak. Yani cihazımız bu şekilde bir gönderme yapmış olacak. Analog olacak. Ve bu şekilde tonu var ise yine aşağıdan da bir ton açacağız cihazımıza. Tonumuz var ise burada gördüğümüz gibi genelde 88,5, 87 ton, 82,5. O anki rölenin tonu hangisi ise oradan bir tanesini seçiyoruz tonla alakalı. Örnek verelim, bu da 88,5 ton olsun. 88,5 tonumuzu da ekliyoruz ve röle 1'i buraya hazırlamış oluyoruz. Şu anda hazır bir birinci rölemiz mevcut. Akabinde yeni bir röle eklemek için hemen aşağıya doğru ilerliyoruz. Aşağıda ekle seçeneğimiz var. Ekle seçeneğimize tıklayarak ikinci bir kanal modu açıyoruz. Ve buraya da mesela bir dijital rölemizi ekleyelim. Hemen kanal modundan geliyoruz. Dijitali seçiyoruz. Dijital rölemizin ismi neyse röle dijital diyebiliriz veya DMR diyebiliriz. Şöyle DMR diyoruz seçenek olarak. Akabinde buradan yine alma gönderme frekanslarımızı 439, 200 gibi
yine giriyoruz. Ve TX'ini yine 430. ...600 olarak giriyoruz. Burada da yine gördüğünüz gibi gönderme almamızı hazırladıktan sonra dijital relelerimizde bildiğiniz gibi bir ton ayarı olmuyor. Zaten analogda gördüğünüz gibi analog olarak duruyor ve bu sistem seçeneği tamamen kapalı. Burada herhangi bir seçmeye bize izin vermiyor sistem. Ve bunu da bu şekilde aşağıya gelerek yeni bir şey eklemek istiyorsak ekle diyoruz. Eklemek istemiyorsak da gördüğünüz gibi burada röle 1 ve röle 2 adımlarından iki tane kanalı buraya eklemiş oluyoruz. Şu anda burada iki tane rölemiz mevcut aktif olarak. Hem analog hem de dijital iki tane röle oluşturmuş olduk. Evet, akabinde. Şimdi burada kontaklarımız vardı. Kontaklarımıza bir iki tane daha ekleyelim. Mesela sıradan şöyle Ahmet diyelim bir kontağımıza. Ve örnekleme bir. Yine çağrı kimliği oluşturmuş olalım. Gördüğünüz gibi şu anda iki tane kontağımız var. Buradan da bu kontaklarımızı da yine şuradan grup listesinden gördüğünüz gibi istediğimiz kontaklarla haberleşmek için çekebiliyoruz onları. Buradan bu tarafa eklemeler yapıyoruz. Ve rehber kişileri görüşme açısından grupları alıyor. Ve bu gruplar üzerinde de onlarla birebir bağlantı kurabiliyoruz. Dediğimiz gibi yine şurada kişilerin grup mu ya da private dediğimiz özel görüşme mi olacağını yine buradan seçebiliyoruz. Özel görüşmelerde yine Volkan Bey'in söylediği gibi birebir kişilerin aynı cep telefonunda da olduğu gibi birebir birbirleriyle konuşmasını sağlıyor. Hatta yine verilen örnekte de olduğu gibi direkt numarayı çevirerek yani 286-0301'i tuşladığınızda direkt o kişiyle birebir bağlantı kurulmasını sağlayabilen bir altyapı içinde şu anda DMR cihazlar. Peki bu arada bir şey soracağım. Biz hiç bu kişileri falan eklemesek, şimdi röleyi ekledik, dijitale evet. Geçip mandala bastığımda çıkış yapar mı? Mesela. Şöyle hemen buradan gidelim. Geldik buraya. Bu röleyi ekledik. Evet. Hani bastığımızda nereye gidecek? Önemli sorulardan biri nereye gidecek? Yani burada öncelikle tabii gideceği yerleri, gideceği noktaları da belirlemek lazım. Bölge listelerini. Dediğimiz gibi burada bölgeler, zonlar nereye gideceğini ayarlamak gerekiyor. Şimdi cihazda kanalları atıyoruz dedik. Mesela burada röle 1'e tanımladığınız kısma bir de bölgeyi tanımlamak gerekiyor. Yani mesela orada da hani biraz önce dijital rehber dedik ya. Bu dijital rehberde mesela bölgeleri de tanımlamamız gerekli. Mesela nereye ekleyelim buraya? Efendim İstanbul diyelim. İstanbul. İstanbul'un bir de çağrı kimliği vardı. Neydi? 286 örnek verelim 034. Şimdi burası İstanbul olacak. İstanbul'u da burada yine kişiler kısmı özür diliyorum şuradan hemendir. Geçiş yaparken. Evet, kişisel grup listesine de İstanbul'u atmamız gerekiyor ki cihaz bunu aktif olarak görsün. Bunun yani sana... İstanbul rölesi 286'dan bizi bekliyor. Aslında tonumu yani ton gibi kısmı boş verdim, slotu da boş verdim. İstanbul rölesine girebilmem için kontak listesinde de 286'nın tanımlı ve grubun içine de atılması gerekmiş. Aynen öyle. Peki. Çok doğru. Aynen öyle. Dediğiniz gibi Volkan Bey. Burada zaten yaptığımız şey şu anda İstanbul'u grup içinde de bir noktaya yerleştirmek. Çünkü o yani grup içinde... önce frekansı doğru gireceğim. Ondan sonra color'ı düzgün gireceğim.
Ondan sonra slotu düzgün gireceğim. Sonra da 286 İstanbul rölesinin grubunu düzgün gireceğim. Daha hala bitmedi, devam ediyorum. Evet, evet, aynen öyle. Çok doğru söylüyorsunuz. Arkasında da tabii bizim bir kanal potumuz var. Bu kanal potundan da cihazı İstanbul'a almamız gerekiyor. Ki İstanbul'a müdahil olup sizin de dediğiniz gibi cihazın gönderme tuşuna bastığınızda İstanbul'a sesimizi duyurabilelim. Yani İstanbul'un o grubun içindeki olan herkes bizi duyabilsin. Bir düzeltme daha geldi. 286-34. Yani İstanbul bölgesindeki rölelerin ID'si 286-34. Doğru mu? Doğru. Evet. Evet. Şimdi tabii onlar dediğimiz gibi bizde hep aslında hazır kütükler şeklinde. Biz burada sıfırdan bir kütüğü nasıl hazırlayabiliriz bir şekilde zamana sığdırarak anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi burada röleyi hazırlarken evet o kısmı atlamadan da geçelim. Burada renk kodlarımız ve gruplarımız var. Burada biraz önce oluşturduğumuz bir grup list vardı. Röleyi seçerken grup listimizi de seçelim ki mandala bastığınızda çok haksız Volkan Bey, nereye gidecek bu? Yani kimi tetikleyeceğiz? Kimle bağlantı kuracağız? Burada grup listi seçerek o grup listin içindeki kişilerden de bir seçim yapma yöntemine doğru cihazı ilerletmiş oluyoruz. Burada yine o seçimi seçmemiz gerekiyor. İkincisi, yine rölenin içinde ilerlerken kişi adı kısmında, örnek veriyorum, biz burayı İstanbul olarak konumlandırıyorsak ve röle İstanbul'daysa ve İstanbul'u da tetikleyeceksek, burada yine kişi adından da o bölgeyi seçmemiz lazım. Yani İstanbul'u seçmemiz lazım ki, örnek verelim, İstanbul üzerinden hem İstanbul'u seçelim hem de gideceği grup listi seçelim. İstanbul grup listinin altında da oluşturacağımız bölgelere göre hangi bölgeyi tetikleyeceksek o bölgeyi de yine kanal potundan çevirerek bölgelere doğru ilerlemeye sağlayacağız. Sizin dediğiniz gibi adım adım ilerlemek adına. Bu arada ben kontrol etmedim ama 439-200 ile 430-600 arası 7600 çift mi? Hayır, bir saniye. Ben orada tabii örnekleme yazdım. Onu hemen düzeltelim. Bana şimdi WhatsApp'tan da bir dostumuz devamlı şey yapıyor. Bunu da. Evet. 431, şimdi şöyle. Hemen düzeltelim. Tabii. Hani şey olmasın. Ya bir örnekleme yaparken. Şimdi şöyle bir olay var. Aslında analogta. Estağfurullah. Analogta öyle basit ki bunlar. 2 dakikada yapıyorsunuz. Öbür tarafta. Şimdi grup listesi yaptık. Renk kodunu yaptık. Time zone'unu yaptık. Kişileri ekledik. Daha hala bitmiyor. Devam ediyoruz. Çiftleri doğru yazdık. Bu arada RxRx düşükte mi kalacak? Yükseğe almamızın bir şeyi var mı? Uydularda olduğu gibi yüksek şeye geldiğinde röle kesiyor mu? Evet, mümkün olduğu kadar bunu düşükte tutmakta fayda var. Çünkü DMR'larda biz yani çok yüksek, hani şöyle tabii röleye uzaklık da önemli burada Volkan Bey. Yani ne kadar yakınsınız, ne kadar uzaksınız. Şimdi biz bu düşükleri genelde tabii bu farklı bir konu, farklı bir zamanda konuşulacak bir konu belki ama hotspot ayarları da daha düşük tutmayı da tercih ediyoruz. Çünkü hotspot dediğiniz cihaz genelde telsize çok yakın mekanlarda olan cihazlar. Ve burada da hani çok yüksek modülasyonla ona gitmenin bir esprisi yok. Ama hani röleye uzak bir noktadaysak da hani bunu düşük tutmak yerine röleye ulaşabilmek adına ortaya veya yükseğe de çekebiliriz. Şimdi tabii bu standart kütük bomboş olduğu için direkt açılışı zaten düşükten açılıyor. Ama yani hani nasıl örnek vermek gerekir? Yani ben Ankara'dayım. Şimdi Ankara'da rölemiz, örnek veriyorum, Bağlum'da. Ve siz Bağlum'a çok ters bir noktadaysanız ve düşük güçte yetişemeyecekseniz bunu tabii ister istemez yükseğe çekmekte fayda var ki yani gücünüzü 5 watt oranında çıkarıp
mümkün olduğu kadar o röleye sinyalinizi iletebilin. Yani çünkü sinyali eğer iletemezsiniz, haliyle röleyi tetikleyemeyeceksiniz. Röleyi tetikleyemeyince sinyaliniz gitmeyecek. Böyle de durumlar var. Ama tabii yani başlangıç sizin de dediğiniz gibi düşük olarak başlıyor. Röleye yakınlık uzaklık mesafesi olarak açıkçası. Yani yüksek olduğunda keser mi? Kesmez. Zaten röleler ayarlanırken belli desibellerde duyuma göre ayarlanıyor. O desibelde duyduğu sürece zaten cihaz kendini açıyor. Siz istediğiniz kadar yüksek güçte gitseniz de o yine belli miktarlarıyla sinyali karşılıyor ve alıyor. Hani bunu zaten düşürecektir de öyle söyleyeyim böyle. Peki ama şimdi röle adına dinlemedeyiz. Ne yapıyoruz? 431-600'de kulağımızı açtık. Evet. Renk kodu birden gelen grup liste, pardon, İstanbul 286-34'ten tetikleyen ve grup listesinde olandan geleni duyduğum an, evet, ben 439-200'e gönderme yaparım mı dedim, yoksa daha bir sürü şeyimiz var mı? Şöyle, tabii burada gönderme yapabiliyoruz. Gönderme yapabiliyoruz ama nereye gönderme yapabiliyoruz? Devamında zaten bu var. Gönderme yapacağımız kısım tabii şeyden artık bu ayarlar kısmında şöyle devam edelim. Burada şu kısımda, yani analogtu. Biz burada bir de mesela DMR diye bir zon açabiliriz. DMR diye bir zon açabiliriz. Bu açtığımız zona da hangi kanallara gönderme yapacaksak veya dinleme yapacaksak onları atıyoruz. Tabii yine burada da eklemeler yapmamız lazım. Ben şu anda iki tane örnek ekledim ama tabii buradan yine eklemeler yapmamız lazım. Ne eklememiz lazım mesela? Yine aynı frekanslarda örnek verelim. Yani dijital kişi de eklememiz gerekiyor. Rehberimiz çok az. Mesela bir Ankara ekleyelim buraya. Hemen. Ankara ekleyelim. Şu 286-034'ü 34 olarak değiştirelim. Çok özür diliyorum. Ankara'yı da 286-06 olarak ekleyelim. Efendim. Ne ekleyelim? İzmir ekleyelim. Tabii bu kişiler olmadığı sürece biz bu ayarları ne yazık ki yapamıyoruz. Tek tek bunların eklenmesi gerekiyor. Mesela bir de İzmir ekledik. Bu kişisel listelerimiz olması lazım ki elimizde biz grup listelerinde dinlemeler için atamalar yapabilirim. Ben bir yandan da şuradan bakayım, ekledikleri görüyorum. Evet. Şimdi İzmir'de gelmiş buraya, Ankara'da gelmiş grup listenin içine. Grup listeden kanal bilgisine görebilmem için grup liste aktif olarak bir kişileri atmam gerekiyor. Bunları buradan aktif kısımlara çekiyorum, rehber kişilere. Yani rehber kişilerde de olması gerekiyor ki biz burada listelerde bu kişileri görelim, ekleme yapabilelim. Evet, şu anda 2, 4, 5 kişimizi aktif olarak burada görür vaziyetteyiz. Evet, dijital rehberimize bakalım. Evet, 6 olmuş. Evet. Bu arada hotspot ayarları ve hotspot konusunu bambaşka bir programda yapacağız. Şimdi hiç orayı, hotspotumuz yok. Cihaz, röle. Bu kadar. Hotspot yok. Daha yaratılmadı hotspot. Değil mi? Çünkü çok karıştırıyor hotspot. Yani evet, o bambaşka bir konu. Oraya geleceğiz. Devam. Evet, şimdi yeni bir kanal eklememiz lazım. Kişilerimizi yavaş yavaş çoğalttık. Kişilerimizi çoğalttıktan sonra da bu kişileri rölede kişiler kısmına da eklememiz gerekiyor. Çünkü şimdi bu rölede gideceği yolak kısmında
İstanbul'u eklemiştik. Şimdi diyoruz ki tamam bu İstanbul ama biz bir de bunu acaba Ankara yapsak mı? Ankara'ya da biz sesimizi duyurmamız gerekiyor diyerek yeni bir ekleme yapmamız gerekiyor buradan. Tekrar bir ekle diyoruz. Yeni bir kanal eklendi burada. Gördüğünüz gibi değerli dostlar. Bu kanal kısmına yine ne yazıyoruz? Ankara yazıyoruz. Yine burada dijital röleden gideceğimiz için tekrar dijitalimizi seçiyoruz. 439-200 yine dinlememiz. 431-600 de TX'imiz. çekiyoruz. Sonra diyoruz ki buradan kişilerden sen kanal olarak Ankara ol diyoruz. Biz Ankara'yla Ankara'yı dinleyelim. Ankara'yla iletişim halinde olalım. Ve grup listemizde Ankara'da olsun. Ve böylece Ankara'yı da yine bu bir de kanal listesinde görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir kanal olarak da Ankara'yı eklemiş durumdayız. Sonra diyoruz ki Ankara'dan sonra bir de İzmir ekleyelim. Hemen yine aşağıdan bir kanal ekleme kısmına geliyoruz. Tekrar ekle diyoruz. Tekrar bir kanal oluştu burada gördüğünüz gibi. Tekrar buraya da bir isim veriyoruz. Diyoruz ki İzmir olsun burası da. Yine burada bir ayarımızı yapıyoruz. Ama tabii önce yine dijitali seçiyoruz buradan. Dijitalden 439-200 yine frekansımız. de yine gönderme frekansımız. Ve yine buradan kişilerimizden de İzmir'i seçiyoruz. Yine bir grup listemizi buraya ekliyoruz. Böylelikle bir de İzmir kanalımızı eklemiş olduk. Şimdi ne oldu? Rölemiz İzmir grubunda ve tüm grup liste haberleşme üzerine bir kanal atamış olduk. Yani bunu da cihazın örnek veriyorum 1, 2, 3, 4. kanalı olarak İzmir'e ayarladık. İzmir'e çevirdiğimizde cihazımızın ekran kısmında İzmir yazacak ve biz mandalımıza gönderme düğmemize bastığımız zaman İzmir'deki olan gruptaki arkadaşlarla haberleşmeye başlamış olacağız. Hem de o röleyi yani İzmir Talk grubunu 286-35 Talk grubunu dinleme şansını elde etmiş olacağız. Araya evet, girebilir miyim? Kanalları görüyoruz. Tabii ki Ayay buyurun. Tango Alfa 2 Charlie Echo Delta. Buyurun. Biz Echo Delta. Cihazın ekranındaki talk gruba gönderme yapıyoruz. Fakat dinlediğimiz talk gruplar Brandmaster'daki self-care ayarlarımızla grup listesindeki talk grupları dinlemede cihaz sürekli. Biz sadece analogdan farkı ekranda hangi talk gruba gönderme yapacağımızı belirliyoruz. Veyahut da private call tabii. Evet. Çok bunu doğru. Bunu belirtmek istedim. Doğru doğru. Çok haklısınız. Echo Delta Derya Bey'di galiba değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Tango Alfa 2 Charlie Echo Delta. Çağlar. Çok özür diliyorum Çağlar Bey. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Aynen çok haklısınız. Zaten bir diğer bir ayar kısmı da Brandmaster'ın içinde bir statik gruplar var. O statik grupları yazdığınız zaman da cihaz o statik gruplar içindeki kanallardan bir tetikleme olduğu zaman cihaz da otomatikman o kanalları dinlemeye geçiyor. Oradan herhangi bir veri yayını olduğu zaman cihaz da oradaki veri yayını alıp sizi ses dekodu yaparak sesi duymanızı sağlıyor. Yine burada da tabii biz biraz önce aşağıda kanallarımızı tanımladık. Bu kanalların bir de cihazın üzerindeki
kanal sıralaması şekli var. Biraz önce anlattığımız kanal A ve kanal B, yani cihazın üzerindeki biliyorsunuz iki dijit ekran A ve B olarak, üstte ve altta iki ayrı kanal olarak görünmekte. Buradaki sıralamayı da biz nasıl istiyorsak seçerek buraya ekliyoruz. Örnek veriyorum, kanal A'ya röle 1 ve röle DMR'ı atmış olalım. Kanal B'ye de Ankara ve İzmir'i atmış olalım. Şimdi biz bu şekliyle cihaza yazdırma yaptığımız anda cihazın üst kanal kısmında birinci sırada röle 1, ikinci sırada da röle DMR çıkacak. Alt kanalda, yani B kısmında ise birinci sırada Ankara, ikinci sırada da İzmir çıkacak. Bölge olarak da DMR yazacak. Yani DMR'la alakalı olan rölelerimizi biz hem A ekranına hem de B ekranına 1-2 sıralamayla yazdırmış olacağız. Cihazımız hangi kanaldaysa A veya B, potunu çevirdiğimizde sırasıyla bu 1-2 arasında gidip gelecek. Bu şekilde de hangi kanalı dinlemek istiyorsak o kanalda kalarak dinleme yapabileceğiz. Bölgeler arası, zonlar arası geçişlerde de yine bir analog kurduk ve bütün analog kanalları sıraladığımızda, örnek verelim burası bütün röleler olsun, yani burada röle 1 diye ekledik ama röle 0'dan başlayıp röle 101 olduğunu düşünürseniz aşağı kadar, burada da yine A ve B kanallarına hangilerini istersek sırasıyla ekle diyerek buraya ekleyeceğiz. Ve mesela bu zonda, yani bu bölgede tamamen analog olacak ve analog röleler arası geçiş yapmamızı sağlamış olacak. Yani bölgelerin avantajı, ister bulunduğumuz bölgede veyahut isterse Türkiye genelinde yapacağımız bir sıralamayı ayrı ayrı göstermek adına bir avantaj sağlamış olacak. Analog dersek analogda bütün sıralama yapabiliriz. DMR'da da tüm Türkiye'yi DMR ID'lerine göre gireceğimiz, tek tek şurada biraz önce yaptığımız kanal sıralamalarını da hatırlarsanız Ankara, İzmir, İstanbul ve işte minimum yine DMR rolelere ait sıralamalarla çok örneklerle çoğaltabileceğimiz bir sırayla buraya dizebileceğiz. Akabinde de onları da hangi sırada dinlemek istiyorsak, kendi ilimize göre olabilir veyahut hani kafamızdan geçen, gönlümüzden geçen bir sıralamayla, şehir sıralamasıyla sıralayarak o sırada dinleyebiliriz. Ha, bu illa sadece bizim şehrimizde olmayabilir. TG91 diye bir dünya, World'ün dinlemesini açabiliriz ve orada da dünyayı da dinleyebiliriz. Veyahut işte yine Almanya ile alakalı bir TG grubu var. O grubu oraya ekleyip onu da dinleyebiliriz. Örneklemelerle bunu çok çok çoğaltabiliriz. Yani şu anda bu gördüğünüz tabii bir boş kütük. TYT cihazıyla alakalı MDU-390 modelinin boş bir kütüğünü gördünüz burada. Bir başka model olarak da buradan mesela ne gösterebiliriz? Gördüğünüz Eniton 878 UV modelinin bir kütüğü var burada. Bu hazır benim şu anda aktif kullanmış olduğum bir kütük. Gördüğünüz gibi yine bir cihazın ID'si, çağrı işareti ve isimden oluşmuş bir dijital liste. Yine burada gruplar var. Yani yine bizim sıraladığımız aktif cihazın dinlemede olduğu grupları görüyorsunuz. İşte cihazın yine ID yazılmış, hangi ile aitse ili yazılmış, çağrı tipi hangi gruba yapılacaksa o grup işlenmiş gördüğünüz gibi burada da. Ve hani aktifte kullanmak istediğimiz yine isimlendirilmiş ve ID'leri sıralanmış bir kütüğü burada sizlere gösteriyoruz. Yani dijital kontaklarda burada 200 bine kadar alıyor bu cihaz. Mesela burada da yine bizim yüklemiş olduğumuz Türkiye'de kaça kadar gelmiş mesela 286-33-41'e kadar aldığımız yine kişilerin
birebir kütükleri biraz önce aslında Kaan Bey de yine bahsetti. Yeni sistemlerde aslında bu kütükleri hani çok da ihtiyaç olmadan cihazların özellikleriyle, yani bir özelliği sayesinde belli bir 3-5 saniye içinde kişi kimliği ve çağrı ID'si, yani brand master'a girilmiş şekliyle bilgileri cihaz çekip size gösterebiliyor. Yine bu da bir avantaj olarak, aslında kullanıcıya bir artı avantaj olarak ön plana çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi bu da yine cihazın kütüğüne işlenmiş mevcut Türkiye kullanıcılarının ID listesi. Bunu da buradan gözlemleyebiliyorsunuz. Sırayla başlamış ve... Orada Erol Hocam, arada ben de kaçırdım ama sanırım başka bir ekrana paylaşıyorsunuz. Onu göremiyoruz, evet. Bilginize. Aa, öyle mi? Çok çok özür dilerim. Yani dolu kütükleri görmedik. En son bıraktığınız bölgeleri işaretlediğiniz ekrandayız. İsterseniz o zaman tekrar paylaşıp paylaşabilirsiniz. Tüm ekran paylaşırsanız muhtemelen sadece pencere paylaştınız. Ekran paylaşmadınız. Biz sadece sizin GPS programının ekranı görüyoruz. Benim ekranı görüyor musunuz şu an? Tam ekran paylaşımı yok. Sadece pencere paylaşımımız var. Peki. Konuşma grupları geldi çünkü. Aşağıda linki Çağlar Beyler hemen yollamış. Evet. Peki, ben karıştırmamak için durdurdum. Haydi Erol Bey, siz o ekranı paylaşın, öyle devam edelim. Paylaşırken arada... tüm pencere değil de ekran paylaşırsanız daha kolay olur. Ben şu an aslında direkt şair yaparken paylaşmak istediğim ekrana doğru. Orada en sonum kaldığı için onu paylaşmış oldum. Şimdi biz tekrar hep o ekrandaydık. Sizden de. Şu anda görebiliyor musunuz? Evet. 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 Şu anda bana ait olan bir kütüğü paylaştım şu anda sizinle. Yine bir kullanmış olduğumuz cihazın bir kütüğüdür bu. Gördüğünüz üzere. Burada da yine doluluk oranıyla konuşmuş olalım. Bir dijital ID list. Anlatımı hızlı bir şekilde tekrar anlatayım. Radyo ID'mizi girdik. Çağrı işaretimiz ve ismimiz burada kayıtlı. Talk gruplar. Yine talk grupları burada. Birebir kullandığımız aktif talk gruplar ekli. Biraz önce bir ekran gördüm. O ekranda tüm Türkiye'deki ID'leri alınmış grupların listesi vardı. Ben de şu anda hani aktif kullandığım grupların az buçuk oluşmuş şekli var. Şu anda mevcut cihazınızda yüklü olan gruplar bunlar. Yine grup kolları, DMR ID'leri bu şekilde işlenmiş halde. Onun dışında dijital kontak listi biraz önce biraz üzerinden bahsetmiştim. İşte burada da son şekli demeyelim. Muhtemel zaten Kaan Bey'in de söylediği kadarıyla her gün her dakika artan bir çağrı işareti ve DMR ID geliyor. En son burada galiba 3300'lü bir rakamdı. Yanlış hatırlamıyorsam, kaçırdıysam bir tane tekrar bakacağım şuradan. 3334'tü galiba ama 3500'ü galiba geçmiş Kaan Bey'in söylediği kadarıyla. Benim burada en son çektiğim 3300 civarında kalmış gibi. Tekrar şöyle iniyorum hızlıca. Bu cihazın işte avantajlarından bir tanesi, biraz önce Kaan Bey'in de bahsettiği şey, tekrarlamış gibi oluyorum ama cihazlar artık yeni nesil cihazlarda cihaz direkt kendisi bir Alias özelliği sayesinde kişi bilgilerini otomatikman bir 3-5 saniye içinde gösteriyor. Bu da aslında kütüğü çok, hani kişi kütüğünü de çok çekip cihaza yazmaya da gerek kalmayan avantajlar arasında bir özellik. Sizin girdiğiniz bilgiler veri olarak Brandmaster'a aktarmış olduğunuz bilgileri cihazda direkt burada açarak size bilgi olarak gösteriyor. Şu anda en son konuşan kişinin ID'si bu, çağrı işareti bu şeklinde bir bilgi aktarımında açıkçası bulunuyor. Bu da bir avantaj. Volkan Bey'in de biraz önce söylediği şey, yaklaşık bir 10-15 dakika oldu galiba bu konuşma, belki 20 dakikada olmuş olabilir. Bazen hani cihazı güncellemekten insanlar bıkıyorlar, güncellemiyorlar, bir kenara atıyorlar. Ve bu da bir süre sonra hani hem cihazda körelmeye sebebiyet veriyor, hem de kullanıcılar kullanmaktan soğuyorlar açıkçası cihazı. Yeni nesil cihazlarda bu biraz daha kullanıcı dostu olmuş diyebiliriz.
Çünkü işte bu tarz kişi güncellemeleri, kütükten veri çekme işlemini cihazlar kendileri yapar haldeler. Evet, bendeki 3341 olmuş en son ama tabii 3500'ü geçmiş dediği gibi Kaan Bey'in. Burada bir dijital kontak listemiz var. Cihaz buradan direkt kişiye private call, yani özel bir görüşme içinde burada kişinin ID'sini görerek Volkan Bey'in dediği gibi birebir aramalar yapabiliyoruz. Birebir konuşmaları sağlayabiliyoruz. Burada da yine bir analog ayarlarımız var. Farklı ton atamalarla alakalı. Kanal listemiz burada. Yaklaşık burada bakalım kaç tane kanalımız olmuş. Bu burada avantaj, hem dijital olarak ayrı bir kanal listesi var. Hem de analog olarak ayrı bir kanal listesi var. Hem de isteğe göre daha sonra konuşulacak bir konu hotspot'la alakalı da bir ayrı liste oluşturulabiliyor açıkçası. Burada gördüğünüz analoglar zaten fark ettiyseniz burada röle numaralarına göre, hani Türkiye'deki röle numaralarına göre numaralandırılmış bir kanal isim ve frekans listeleri burada hazır olarak girilmiş. Burada HS olarak gördüğünüz bizim hotspot ayarlarında kullandığımız simplex frekanslara ayarlanmış hotspot ayarları. İnşallah onu da başka bir gün daha detaylı olarak hotspot ayarları nasıl yapılıyor, hotspot nedir kısmında bir eğitim olursa yine onu da daha detaylı konuşuruz. Hemen hemen şu anda bilmiyorum aktarmayı unuttuğum bir şey var mı? Varsa da yardımcı olacağım, başka bir şey anlatabileceğim, katabileceğim bir şey var mı? Soru varsa yavaş yavaş soru alalım. Şöyle de bir şey rica edeceğim. Gerek 878 popüler cihazlardan, 868 popüler cihazlardan, TET olsun, birkaç marka daha var. En son kütükleri bana mail olarak atarsanız ben de bütün gruba WeTransfer'e koyarak atarım. Çünkü herkesin en çok istediği şeylerden biri bu. Eğer kütük hazırsa ve şu son günlerde update edildiyse R işaretini ve ID'yi değiştirdikten sonra sizin oluyor. Rahat rahat kullanıyorsunuz. Bu vesileyle son kütükler eğer varsa bana bir mail ile yollarsanız bir sonraki haftaki eğitimin alt kısmına da ben WeTransfer isimlerini yazarım. Herkese de hayırlı bir iş yapmış oluruz. Barış'ım söyle, hazırlandın konuşmaya. Şöyle ben hemen Barış Bey'e sözü vereceğim. Çok özür dileyerek bir iki cümleyle toparlayayım. Şimdi bizde bu 878'de birinci versiyon ve ikinci versiyon iki ayrı cihaz mevcut. Bunların ikinci versiyonunda APRS alma gönderme özelliği var. Ondan dolayı kütükler eşleşmiyor ama ikisinin de bizde güncel kütüğü mevcut. Ben size o iki kütüğü de ayrı ayrı birinci ve ikinci versiyon olarak yollayayım. Hani ihtiyacı olan kişiler oradan hangi versiyonsa cihazları ona göre yüklesinler. Çünkü versiyon farklılıklarından dolayı hata alabilirler, yükleyemeyebilirler. Ondan dolayı da kendi cihazları hangi versiyonsa ona göre o kütüğü çekmelerinde fayda var. Hay hay, onları da bekleriz. Bu arada EST USB bir dongle var, onu takarak 868'leri ve bu tür eski versiyonları birbirleri arasında firmware yenileyebiliyorsunuz. O apayrı bir konu. Onu da bir gün aslında program yapsak iyice ne ortalık birbirine girecek. Ben çünkü kendi 868'imi o şekilde döndürmüştüm. Çok güzel yazılımları da içeri girebiliyoruz. Bir soru soracağım üstadım. Hem Erol Bey, hem Çağlar Bey, hem Barış Bey, hepinize rölelerde EMR röle kurduk. Rölelerde bir kişi tanımlı olmadığı takdirde mandal bassa da konuşamaz. Yani kısıtlama yapmak yasal mıdır, değil midir? Amatör bir rölede kişileri tanımlamak, diyelim ki bir dernek röle kurdu ki zaten bir tek dernekler kurabiliyor. Sadece kendi üyelerine DMR'ı açtı. Diğerleri ne kadar bu tanımları yapsa da rölede tanımlı olmadığı için konuşamaz. Şimdi şöyle, ben kendi açımdan bu konuyu... Yasal mıdır, değil midir? Böyle bir şey var mıdır? Yani etik değerlere göre tabii birinci derecede aslında hani şunu anlamaya çalışıyorum önce. Birinci sorum size şöyle bir cevap olsun. Bu kişinin çağrı işareti var mı? Ve DMR ID'si var mı? Var var. Onda bir sorun yok. Legal bir user. Onda bir sorun yok. Konuyu öbür taraftan bakın.
bir dernek Röle kurdu ve sadece üyelerini açmak istiyor. Şimdi DMR aslında ticari de var. Yani evet, ticarette ne oluyor? Emniyete açılmış DMR'da bir tek emniyet konuşuyor. Ve oraya tanımlanmışın dışında kimse basamıyor mandala. Çok doğru. Gibi. Evet. Şöyle, bence dernekler arasında bu bir etik değil. Etiklik var burada biliyorsunuz. Bu etik değil. Çünkü insanların sonuçta amatör olmasındaki amaç ne? İletişim sağlamak. İletişimi kurmak. Evet. İnsanların birebir iletişim halinde olmasını sağlamak. Siz şimdi böyle bir şey yapınca sadece dernek üyelerini konuşsunlar diye ortaya koymak dernek etiğine de uymaz. Yani sonuçta biz neden derneğiz? Bir kamu faydası sağlamak. Kamu yararına bir dernek oluyoruz. Zaten bunlar amaçlar arasında yazan şeyler. Kamu yararına bir derneksiniz siz. Ama kamuya hizmet etmiyorsunuz. Diyorsunuz ki biz sadece kendi üyelerimiz arasında konuşacağız. Olmadı o zaman. Burada kendinizle çalışıyorsunuz. Biz sadece üyelerimize hizmet ederiz. Gerisi bizi ilgilendirmez. Bu bana, benim etiğime çok doğru gelmez. Yani eğer bir hizmet veriyorsanız, dernek adına kamuya hizmet veriyorsanız, bence burada kişileri biraz belki şey olacak, katı olacak ama dışlamak, başkalaştırmak, dışarıya atmak, hayır sen benim rolemde konuşamazsın demek bence doğru bulmuyorum ben. Böyle bir şey... Radyo amatörlük anneannesinde tüm aktarıcılar tüm amatörlere ait kullanımına evet, sunuluyor. Çok doğrudur. Bilmiyorum şu anda kim konuştu ama doğru, destekliyorum. Çünkü analogta da öyledir röleler biliyorsunuz. Hani eğer bir çağrı işaretiniz var ise o bölgede analog bir röle kullanıyorsanız bence iletişim hakkınızın kısıtlanmaması yani eğer ters bir konuşma yok ise tabii bunu üslubuyla uyarmak gerekli. Bunu da destekliyorum. Ama hani doğru düzgün üsluplu bir konuşma var ise de yani yok kardeşim sen bizim derneğimizin rölesini kullanamazsın, konuşamazsın. Ben bunu çok etik olarak doğru kendi adıma bulmuyorum. Öyle söyleyeyim. Öyle bir açıklama yapayım size Volkan Bey. Peki Kaan Bey bir el kaldırdı. Hemen Kaan Bey'e verdim. Orada sorduğunuz soru teknik olarak engellemek mi? Yoksa yok biz bunu kurduk bunu sadece biz konuşacağız engellemesi mi? Şimdi teknik olarak da engelleyebiliyorsun. Daha doğrusu engelleyebilirim. Konuyu izin de verebilirim. Böyle buraya çekiyorsun. Amatörle uymayan şeyleri amatör kanallarda konuşmayalım lütfen. Şöyle orada ben teknik engelleme noktasında şunu belirtiyor olacağım. Hali hazırda amatörlerin kurduğu DMR altyapılı DMR rölelerde öyle söyleyeyim. Brandmeister ağına bağladığınız zaman rölenin birçok engelleme özellikleri otomatik olarak kapanıyor. Yani bir amatör ağ kuruyorsanız rölenin kontrolünü tamamen Brandmeister'a bırakıyorsunuz. Rölenin master'ı Brandmeister oluyor. Bu noktada DMR rölenizin işte ID kısıtlaması gibi özelliklerin tamamı artık Brandmeister kontrolüne geçiyor. Bu nedenle de teknik olarak şu an Türkiye'de özellikle birçok bölgede bulunan DMR rölelerde ben şu ID'yi engellemek istiyorum diyemiyor hiçbir röle master'ı, röle admini bunları yapamıyor. Hadi ama, bakalım şimdi de şuradan gir. Bu milli güvenliğe uyuyor mu? Ama şunu derseniz ki hayır ben Brandmeister ağına bağlamıyorum. Ben tamamen lokalde DMR modülasyonuyla internete çıkmayacağım. Ya da kendi internet ağım içerisinde konuşacağım ama dünyaya çıkmayacağım dediğiniz zaman o zaman rölenin master'ı siz oluyorsunuz. O zaman istediğiniz ID'leri engelleyebiliyorsunuz, açabiliyorsunuz, kapatıp hatta kaldı ki o zaman bu az önce konuştuğumuz 286 ile başlayan ID'lere de gerek yok. Kendiniz 123 diye ID sallayıp da konuşabiliyorsunuz da zaten. Harika. Şimdi oraya gelmeden önce ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani bu kaydı birazdan durduracağız. Durdurmadan önce bu kaydı internette YouTube'da bulup dinleyenler diğer videoları da izlesinler diye hani DMR nedir, sayısal iletişim nedir ve bundan sonraki hotspot nedir videolarını izlesinler diye biraz şeyden bahsedelim istiyorum. Yani şimdi aramızda belki bu şekildeki arkadaşlar da vardır. Yani hiç dijital bir cihazı eline almamış, hiç DMR bir cihazın mandalına basmamış. Ya ben zaten röleden konuşuyorum. Bu bana ek ne getirecek ki? Ne ek faydaları var diyebileceğimiz biraz hani reklamatik olacak şöyle
vitrini dolduracak DMR özelliklerinden aslında Erol Hocam anlatırken neredeyse hepsinden bahsetti ama böyle bu cümle aralarında Çağlar cümle... ben Barış Bey. Buyurun. Bu konuda ben aktarabilir miyim DMR'ın artılarını analog sisteme göre? Tabii ki. O zaman bana bir 30 saniye daha verin cümlelerimi tamam. ve beklentilerimi sıralayayım en azından. Aslında Erol Hocam da arada böyle cümle cümle söyledi ama şimdi dinlerken onların hepsini yakalamak çok mümkün olmuyor. Yani aynı anda birden fazla kol grubu dinleyebilmek, bir yandan direkt çağrı alırken bir yandan başka bir yere ulaşabilmek. Efendime söyleyeyim, oturduğunuz yerden çok başka bir ildeki bir amatör. Ya bütün bunları böyle şöyle bir ortama şöyle bir reklam şeyi olarak, vitrini olarak bir şöyle bir pohpohlayalım. Zaten kaydı kapatınca yeterince saldıracağız diye Mara. Yok öyleydi, yok böyleydi diye. Buyurun Çağlar Bey. Analogda ulaştığınız kişi, yani ulaştığınız el telsizi, sabit istasyon veya röle istasyonu. Squelch'i açıldığı ve demodülasyon yapıldığı zaman, yani audio oluştuğu zaman ancak karşındaki onu aktarabilir veya duyabilir kişi ise. Fakat DMR'da, yani sayısal haberleşmede, digital voice diye geçiyor zaten band planlarında da. Digital voice'de karşı tarafın Squelch'i açılmadan onun DMR ağına bağlı olup olmadığını, onun GPS koordinatlarını, özellikle afet durumunda, enkaz altında kalınma durumlarında GPS koordinatlarını sorgulayabiliyorsunuz. Cihazına acil durum sinyali gönderip cihazın normalden daha yüksek bir ses, hatta titreşim vererek o kişiyi uyarmasını sağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde mesaj, kendisine kısa mesaj çekerek veya onun acil durumda çok düşük wattlarla gönderdiği mesajı okuyarak durum bilgisi, yani işte hayatta olup yaralı olup olmadığı bilgisini alma imkanınız var. Analoğa göre amatörlerin bence afet durumunda en fazla kullanılması gereken, daha düşük wattlarla, daha düşük güçlerle haberleşilebildiği bir modülasyon tipi diyeyim. Olduğu için DMR'ı önemsemeliyiz. Ben bunu öne alarak uzun süredir çalışmalar yapıyorum ve diğer arkadaşlarımıza da öğretmeliyiz. Zaten sizin de bu akşamki konu temel nokta buydu. Teşekkür ederim. Doğrudur, ağzınıza sağlık. Hani tekrar bir belirtmek gerekirse ben bu durumu biraz şey görüyorum. Hani cep telefonları çıktığında ne olacak ki, bizim evde de telefon var, ofiste de telefon var denildiği günlerden geliyoruz. Ya da şimdi ya benim telefonum var, arıyor, ne gerek var kamerasına dediğimiz günlerden kamerasız telefon almadığımız günlere geçtik. Yetmedi ya, internete bağlanmasa telefon ne olur, internet ayrı, telefon işi ayrı dediğimiz günlerden internet olmayan telefonun hiçbir anlamı olmadığı bir güne geldik. Şimdi ben radyo amatörlüğünde de böyle görüyorum. Yani analogda kalmak, o analogun dünyasında kalmak artık olmaması gereken bir şey. Sayısal haberleşme teknikleri çıktı. Nasıl bir amatöre sınavda AM, FM, CW bunları soruyorsanız, bunları bilmesini, anlatabilmesini istiyorsanız, belki yavaş yavaş da artık C4FM'i, MSK'yi, FSK'yi, 4FSK'yi bilmesini istemeniz lazım bir amatörden, günün iletişim teknolojisini anlayabilmesi açısından. Bu anlamda geri kalmamalıyız. Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Çok güzel oldu bence. Erol Hocam, eklemek istediğim bir şeyler varsa. Çok teşekkür ederim Barış Bey. Hakikaten böyle bir ortamda olmak, böyle bir konuyu paylaşmak, bana yer vermeniz, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Böyle bir vakti bana ayırdınız. Evet, işin pazarlama kısmını aslında dediğiniz gibi belki açık bıraktım biraz. Hani kendim de aslında belki bu pazarlama ağının içindeyim ama nedense çok şey bulamadım bir anda. Ya hani ben buraya geldim, DMR anlatıyorum.
Bu cihazı da satıyorum, bunu da bir pazarlayayım falan gibi bir duruma bir an hani etik görmedim, öyle söyleyeyim. Normalde aslında Eniton'u şu anda Türkiye'ye getiren firmadan biri biziz. Hani Eniton'u en iyi şekilde temsil etmeye, arkada bir yazılım desteği vermeye, mümkün olduğu kadar garantörlüğünü sağlamaya çalışıyoruz. Gerçekten DMR dünyası çok büyük bir dünya ve herkesin de yavaş yavaş içine girmesi gerektiği bir dünya olarak düşünüyorum. Neden? Çünkü ufacık cihazlarla dünyanın bir ucuna ulaşıyorsunuz oturduğunuz yerden. Oradaki kişilerle sohbet edebiliyorsunuz. Kendi durumunuzu anlatabiliyorsunuz. Onun durumuyla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Yani bu bir küçücük cihaz olabilecek bir şey değil. Bildiğiniz gibi aslında bir HF dünyası aslında bu. Yani mantıka kurduğunuzda. Yani o mesafeye ulaşabilmek için bir HF cihazı, bir anten, çok ciddi bir anten yapısına sahip olmanız gerekiyor. Yani orada da doğru hava modülasyonunu yakalayacaksınız. Doğru hava atmosferini yakalayacaksınız ki sinyalinizi o derecede o kadar götürebilin falan. Yani bu kadar şeye belki gerek kalmadan alacağınız bir küçücük el cihazıyla onu da doğru ayarlarını yaparak bölgenizde bir dijital röleniz var ise, bir DMR röleniz, hadi o da yoksa bir hotspot cihazı edinerek onu internete bağlayıp bir butonla dünyanın öbür ucuna ulaşmanızı sağlayan bir cihaz alıyorsunuz elinize. Hatta biraz önce Çağlar Bey'in de dile getirdiği gibi afet acil durumlarında cihazın konum gönderme, konum alma gibi özellikleri var. APRS özelliği var, GPS özelliği var. Hakikaten birçok özelliği içinde barındıran cihazlar, DMR cihazlar. Ve dijital ortama hakikaten açık olmak gerekiyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bazen ya şey diyor amatör arkadaşlar, ya hadi oradan analog cihaz varken ne yapacaksın, dijital cihaz mı kullanılırmış diyen bir grup da var. Yani onlara da saygımız sonsuz tabii ki. O da olsun, analog cihaz da olsun ama DMR cihaz da olsun. Çünkü burası olmazsa olmazlardan bir gelişim yönüdür bu bence. Bu gelişim yönünü de iyi takip edip izinden gitmek gerekiyor diye düşünüyorum naçizane. Evet. Bu akşam için çok 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 kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece oldu. Akabinde de devamında da yine davetlerinizi bekliyor olacağım. Tabii ki tabii ki şöyle. Zaten bu bir başlangıç oldu. Devamı gelecek zaten. En azından hotspot konusu beklemede. Bir de şimdi müsaadenizle ben başka bir açılım yapacağım. Bu arada bir tırnak içinde şunu da söyleyeyim. HF vesaire, onlar, o dünya başka bir dünya. O dünya hiç benim için de ölmeyecek bir dünya. Hatta aramızda Oğuzhan buralardaysa ay yüzeyine sinyal gönderip gelen mini 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 sinyallerden anlam çıkartmaya çalışmak da amatörlüğün bir tarafı ama DMR ve dijital sayısal haberleşme olmazsa olmazlardan biri. Az önce Kaan Hocam çok güzel bir noktaya değindi. Dedi ki, belki bunu bir programda uzun uzun tartışmalıyız. Ya işte Brandmaster'a bağlı olmak zorunda değilsiniz. Yerel bir kurgulama yapabilirsiniz. Bunu ileriye götürebilirsiniz. Benim hep belki de hani 90'lı yıllardan beridir yurt dışında bunların ilk çalışmaları analog rollerin İşte 13 santim, 23 santim yani 2.4 GHz ve 1.2 GHz'den yüksek linklerle rölelerin birbirlerine bağlanması projeleri vardı Avrupa'da. Hep hayalimiz Türkiye'de deprem durumuna hazırlık için ya da afet durumuna hazırlık için arka tarafta rölelerimizi böyle bir bağlantıya götürmekti. Şimdi DMR bunu aslında bize kapımıza kadar getiriyor. Sadece burada dikkat edilmesi gereken bir iki husus olduğunu, buna hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir, DMR ve DMR'ların birbiriyle bağlantısı şu an için sadece internet altyapısı üzerinden yapılıyor. Yavaş yavaş bu konuda bilgili insan sayısını arttırıp yani bu konuşmaları biraz daha teknik olarak üst seviyeye taşıyıp ya Türkiye'de nasıl bir arka planında atıyorum 23 santimde ya da 10 GHz'de radyo linklerle amatör frekansta çalışan radyo linklerle birbirine bağlı, IP olarak birbirine bağlı bir DMR ağı oluşturabiliriz. Tabii ki bunların birinci bağlantısı yine internet üzerinden bir merkeze olabilir ama belki ileride hedefimiz buraya gitmeli. DMR network'ünün tüm kontrolü bizde olan, arka planda çalışan
bütün ülkenin işte bir bölümünde büyük bir deprem olduğunda internet çıkışlarımızın tamamen kesildiği bir durumda bile işletebildiğimiz bir DMR altyapısı kurabilmek. Bildiğim kadarıyla 112 için böyle bir şeyler yapılıyordu. Son durumunu bilmiyorum nedir, ne durumdadır ama belki bir programda sadece bunu tartışmalıyız. Türkiye için ne yapabiliriz amatör olarak DMR altyapısından? Hay hay, tam da sorusu gelmişti. Sen de üzerine direkt cevaplar gibi oldun. Soru şuydu, DMR rölelerin arka yapısında uydu üzerinden bir uplink şeyi var mı? Birbiriyle bir trunklama şeyi var mıydı? Amaç aslında oraya gidiyor. Aslında güzel haberler var. Biz arka tarafta bir 10 GHz çalışmaları yapan çılgın bir ikili var. Onları konuğumuz yapacağız. Harika kilometrelere, çok komik fiyatlara 10 GHz'de ses gönderdiler geçen hafta. Önce bir yakın denediler, şimdi biraz daha uzak denediler. Bakalım onları halletmeye çalışıyoruz, onları konu edineceğiz. Barış'ın da söylediği, o da diyor ki DMR'ların arkasını yüksek frekanslarda birbirini görür durumda linklerle bağlasak, depremlerden etkilenmemesi için, şimdi Coşkun Bey'in dediği gibi, keşke uydu üzerinden konuştursak, QO100'deki gibi. Değişik bir yerlere gidiyoruz. İnşallah iyi olacak ama buralara kadar bile gelmek büyük olay. Evet, atış serbestle geçelim mi Barış? Bu akşamlık amatörce sohbetleri de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu akşamlık bölümün rekordunu durduruyoruz. Daha ileriki konularımızla önümüzdeki haftalarda yine sizlerle olacağız. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Evet, atış serbesti başlatıyoruz. Barış Bey buyurun, durdurunuz. Ve